Günaydınlar, günaydınlar efendim. Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan programı söylemezsem olmaz. Bugün yine rengarenk bir şekilde karşınızda. Efendim biz... Ay bir bilseniz arkada neler var. Arka sokaklarda neler oluyor? Arka sokaklarda şöyle günaydın efendim. İlk önce Bircan ve Arto yerine oturdular. Şöyle normal şartlarda televizyon kuralları gereğince hepimizin farklı renklerde karşınıza çıkmamız lazım. Fakat herkesin ruh haline ve medeni haline göre kendine göre bir renk seçiyor. Ve bugün Bircan arkadaşımızla Arto arkadaşımız siyah mateme bürününce Bilal Özbirgin yapımcımız koşa koşa salona girdi. Böyle imole haliniz. Bugün haftanın aynen sadece bir kişi bir siyah giyecek evet diyor. Ve peki siyah giymeyi yasak. Ben bundan siyah sonra artık mor, sarı, fuşya öyle şeyler benim giyeceğim. Benim kulağıma ne dedi biliyor musunuz? Biri mi öldü dedi. Ay evet, Allah neyse korusun. Sizinkiler ölmüş mevzu ölmek üzere. Allah korusun. Peki efendim günaydın. Ay valla Bilal günümüzü gün ettim valla. Valla güzel. Günaydın, günaydın, güzel iyi çarşambalar olsun inşallah. İnşallah çok fakat güzel bugün bir gün olsun. Hepimiz Covid olacağız Allah galiba korusun artık. Evet evet maalesef. Maalesef öyle, şimdi iletişim adresini verelim. Çok korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunları bir konuşacağız. WhatsApp ihbar numaramız 0552-770-06-23. Solmaz Yeni Altıra. Instagram adresimiz bir cambali. Sondaki iyi iki tane. Arto Dalga. Seren Seren. Şimdi sözlü tacize kulak asmadı ama sonrasında öyle bir boyuta geldi ki iş evinin bahçesindeki çitlerden atlayacak kadar bir taciz. Yollarda taciz. Kimden bahsediyorum? Aleyna Tilki. Aleyna Tilki'nin... Sapıklarla sınava buyurun. Söylemezsem olmazı yakalandı. Merhaba efendim. Merhaba. Skandal görüntüleri günlerce konuşuldu. Kendisinden yaşça büyük iş insanı Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna Tilki sessizliğini bozdu. Onu anlatayım o zaman. Ben... İlk kez konuşan Aleyna, Haldun Demirhisar'la birlikte olduğu iddialarına cevap verdi. Ama bir, evli biriyle beraber görüşme... Haldun'la anılırken Justin bana yürüdü diyerek dikkatleri üzerine çeken Aleyna iddiasının arkasında durdu. Justin Bieber yürümüş sana, bir de onu. Doğru mu bu haberler? Vallahi doğru, yemin ederim. Asıl şoku röportaj sonrası yaşadı. Genç şarkıcı sokak ortasında tacize uğradı. Peki, en güzel sevgilisi annesi ben. Son günlerin tartışmalı ismi Aleyna Tilki dün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kardeşiyle birlikte olan Aleyna muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ben İyi bir yılbaşı geçirdiğimi düşünüyorum. Sahnede miydiniz acaba? Biz yok, benim ama bir planım vardı. O yüzden sahne almadım. O yüzden TikTok'ta canlı yayın falan yaptım işte. Aleyna hayran olduğu iddia edilen ve evine girmeye çalışan şahıs yüzünden yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Valla bir tane fan adı altında, bence değil ama bir tane bir insan evladı evimizin bahçesine ters takla atlayarak böyle atarak girmeye çalıştı falan. Sonra da serbest bırakıldı. Ben onun fan olduğunu düşünmüyorum. Ayça'ya annemi çok korkuttu. Kapının önüne falan yattı. Aleyna her ne kadar kaçmak istese de... Annecili başına yattı. Onur neredesin? Malum sorudan kaçamadı. Evet Aleyna Hanım. Merhaba efendim. Merhaba. Anlasaydık. Merhaba efendim. Merhaba. Anlasaydık. Herkesin merak ettiği, bir haftada iki kez görüntülendiği Haldun Demirhisar hakkında ilk kez konuştu. Onu anlatayım o zaman. Ben bu konuda bir konuşma yapmadım hiç biliyorsunuz. Evet. Aralarındaki aşk iddiaları için imkansız dedi, kapıları kapattı. Ama bir, evli biriyle beraber görüşmek, büyük konuşmayayım ama hiç bana yakışır mı sizce? Yakıştırdı mı bunu bana? Bence siz de inanmamışsınız böyle bir şeye. İki, Haldun evli değil. Üç, Haldun benim 6 yıldır arkadaşım. 6 yıldır sürekli fotoğraflarımızı paylaşıyoruz zaten. Onunla çok büyük işler yapacağız. Özellikle de çok önemli bir konser projemiz var. Toz konduramadığı Haldun için Aleyna da sanat için görüştüklerini iddia etti. Türkiye'deki sanat vizyonu ve ufku en geniş olan insanlardan biri o. Ben de oğlunun arkadaşıyım aslında ama kendisi de bir o kadar
bana arkadaşlık ediyor, sağ olsun. Tartışmalara sebep olan, arkadaşlıkları için sorunlu bir durum olduğu konuşulan, aralarındaki yaş farkı için felsefe yaptı. Yaş ne ki? Yani hani bilmiyorum, ben hiçbir zaman hani biliyorsunuz ben içine giremediğim mekanlarda çarkım çalıyordu benim 16 evet. yaşındayken, yasaklandığım mekanlarda. Yani yaş benim için bir şehir efsanesi ama ben Hardun'la çok gerçekten yakın arkadaşım, aynı zamanda da onunla çok iyi işler yapacağız. Siz de inanmamışsınızdır zaten öyle bir şey yazdıklarını. Mümkünatı yok aslında. Haldun Demirsel sorularıyla gerilen Aleyna asıl şoku röportaj sonrası yaşadı. Röportaj boyunca Aleyna'yı izleyen bir maganda muhabirlerden ayrıldığı esnada yanına yaklaşıp Aleyna'yı taciz etti. Destekleyen insanlar. Peki, en güzel sevgilisi annesi bence. Benim de en güzel sevgilim annem. Çık git be abi, apaçı ya. Maganda sözlü tacizine kulak tıkayan Aleyna'yı takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan Aleyna, kardeşini Maganda'dan korumak için diğer tarafını alarak yoluna devam etti. Aleyna'nın taciz edildiği anları an be an görüntülenirken ünlü şarkıcı taciziden bir mağazaya girerek kurtuldu. Şarkı reyting görmüş, orayı bıraktın ayarlarıyla. Bu ketajı 2 dakikada sattım abi. Bizden biz atarmış sen. Bak oğlum, bir damaşan mı? Olaylı röportajın ardından akıllara bir soru geliyor. Bu tacizler, aşk teklifleri ve ayarsız yürümeler neden Aleyna'yı buluyor? Sebep Aleyna'nın aşırılıkları mı, yoksa tepki çeken paylaşımları mı? Şimdi Aleyna Tilki Haldun Demirhisar'la olan ilişkisini açıklamış. 12 yaşından beri arkadaşıymış. 6 12 yıldır diyor. 12 yaşından beri ya. 18 yaşında mı? Tabii 18-19. Aleyna şu an 21 yaşında. 2000 doğumlu mi? Aleyna. Evet, Aleyna 2000 doğumlu oldu. Şaka elimizde büyüdü. Ve 15 yaşından beri Haldun'la arkadaş olduğunu söylüyor. 15 yaşındayken biz lisedeydik işte. Olabilir ama. Şey, oğlunu bir türlü göremedik. Haldun'un oğluyla olan hani arkadaşlığı. Yok öyle göremedik. Bir arkadaşlık. Yani, öyle bir durum yok Haldun'un bence. Haldun'un öyle bir oğlu, ya oğlu da yok galiba. Bana galiba öyle geliyor. Oğlu yani. Var ki oğlumun arkadaşı dedi ama hiç biz oğlunu göremedik. Gecenin 4'ünde 5'inde hep Haldun'la gördük. İmkansız diyor böyle bir şey. Peki imkansız olsun. Haldun aslında sanat ve resim veya heykelden bahsederken Aleyna diyor ki çok güzel projelerimiz var, konser yapacağız diyor. Evet. Yani. İşte, evet yani şöyle bazı adamlar vardır, bazı kadınlar sen de bilirsin mesela, onların yaşları yoktur, onlar herkese arkadaşlık edebilir yani, anladın mı? Hani mesela ben şeyde değilim. Biz yaşta değiliz aslında, biz bir şeyi yani söylesin istiyoruz ya. Yani yoksa... 20 yaşındaki birisiyle 40 yaşındaki birisi arkadaşlık edemez mi? Bana göre 60 yaşındaki bir insanla daha arkadaş bak başka bir şey söylüyorum. Yani arkadaş olabilirsin, bazısının kafası gençtir yani sana ayak uyduruyordu. Ben bu yaşla alakalı kriterleri çocuk yaştaki bir kızla bir adamından bahsetmiyorum, ilişkiden bahsetmiyorum. Ama arkadaşlık yani ben mesela hiçbir zaman abla, teyze bilmem ne falan demeyi, birilerine bununla hitap etmeyi sevmiyorum. Yani yurt dışında böyle bir şey yok, bizde var değil mi? Yani aynen. Dışarıda. Ama şimdi tabii yok yani, hani başka şey var. Hani yani, Ayşe teyze aynen. Yok değil mi Amerika'da? Şey, ama Ayşe, Sem amca var yani. Mesela. Ayşe, Sem amca diyorlar hayır, hep. Ayşe yani. Teyze yok ama Haldun topu at, Aleyna topu tut. Haldun Bey bunları öğretmiş herhalde o yıllarda Aleyna'ya. Bu olacak bir yaş değil ya yani. Arkadaşlar. 15 yaşından beri. Anladın mı? 15'ten bahsediyoruz. Olacak yani, ya. Tabii ki Haldun Bey'e sapık ya da sapkın ya da bilmem ne demiyoruz. Ama tabii ki sonuçta ülkede ve dünyada böyle gerçekler de var. Yani... İsmini söyleyemedim, gene Rütük için herhalde yasaktır. Şu. Yo, Sübyancı diyebilirsin o yani, isim olarak tabir olarak küçük küçük yaşta. Tabii sonuçta ha, yani bir sapkınlığın hani, bir ismi değişik yani. İnsanlar vardır. Bizim de zamanında bildiğimiz insanlar vardı böyle. 15-16 yaşındaki kızları
ağına düşürmek isteyen. Doğu tarafına git, hepsini 14-15 yaşında evlendirmişler yani bugüne evet. kadar. Hani şimdi ben, oradaki tabii bir ritüelmiş. Yani oradaki. Orada ritüeli kabul ediyor muyuz öyle bir ritüeli? Kabul, tabii ki etmiyoruz. Yani, biz zaten etmiyoruz da maalesef. Ama bazen işte ülkenin kendi şartlarıyla çocuk da. Çocuk gelinlerden bahsediyoruz. Ben bu adamı çok tanımak isterdim. Neden biliyor musun? Alo. Haldun'a çıkmaya başlarmış. Alo. Bir o eksikte. Şimdi Haldun Bey bence tipi kilo almış. Birazcık bakımsız kendine. Ben bu adamı daha genç beyin ve genç yapıda bir adam olduğunu düşünüyorum. Ya, %100 görgülü, klas bir adam belli. Yani. Herhalde ben mimar diye biliyordum ama mimar değil herhalde. Her şey var. 10 parmağında 10 marifet var. Bu arada son dakika bir gelişme olmuş. Mehmet Dinçerler'in iflası söz konusu galiba. Birazdan onu vereceğiz. Konkordato ilan edilmiş biz zaten galiba hani şirket. Biz zaten bildiğimiz bir şeydi ama bunu evet. detaylarını birazdan vereceğiz. Ama şimdi Alena Tilki yolda yürürken bir... Evet orada gördüğümüz... O ne hayran mı denir ona? Ya, sapık mı denir? Tacizci mi denir? Orada tacizci belki dememize gerek yok. Yani belki ya, fazla olabilir edici. Mi? Çok rahatsız edici. Bu kadar yakın temasla evet. yürümek. Yok, bak işte. Kız kardeşini diğer tarafa alıyor. Aferin o hareketi aferin, çok evet, sevdim. Çok güzel. Güzel bir hareket. Kız kardeşini de rahatsız etmesin diye diğer tarafa orada alıyor. Orada çocuğun yaptığı tek güzel bir hareket var. Onlar mağazaya giriyor, o devam artık ediyor. Artık bence çaktıklarını ha, yani, anlıyor yani. Oradaki bir o hareketini sevdim. Ama hareketi niye içeriye girip belki yardım isteyeceğini düşündüğü için korkup kaçıyor gitmiş olabilir. Olabilir. İyi niyetli değil. Bak arkada konuşuyor düşün. Zaten. Tabii. Görüntüde de var. Tabii, bu çok başımıza canım, gelen bir kızına, olay olduğu için. Tanımadığınız bir kadına böyle yanına böyle yaklaşıp temas halinde... hareketler yapmanız bence bir sapıklık. Kusura hele bu aralar mi? Sakın yapmayın yemin ederim evini çevire dövülürsünüz. Yani aynen. aklınızda olsun. Belki gerçekten fanısındır. Belki seviyorsundur. Bu arkadaşı tenzih ediyorum ama genel ya, anlamda. Ya fanıysan bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Yani, şey dakikalarca ne yürüyorsun sen? Temas halinde olmaya çalışamazsın mobbing yani. Gibi. İki tane şeyin kızın yanında. Ne demek vallahi yani? Bir şey söyleyeceğim. Bizde böyle bir mahalle şeyimiz vardır ya. Tabii bıçkın. Ay sonra ne diyorum? Sizi evine çevire yani. Çevire bir ağzınızı burnunuzu kırarlar. El alemin kızına, karısına, kardeşine. Sizin yok mu anneniz kız kardeşiniz? Sizin yani anneniz kız kardeşinize birisi arkadan dayansa veyahut da böyle temas halinde bir şeyler yapmaya çalışsa. O yüzden de Aleyna iyi yapmış. Haldun olan şeyini Aleyna gördük. Bir de fena konuşmamış. Bir kendinde konuşmuş ilk defa ne bileyim. Bir kendinde büyüdü konuşmuş. Büyüdü artık belki. Ha, Haldun yani, olgunlaştırdı onu. Diye konuşmamış da hani gerçekten bir brief vermiş gazeteci dostlarımıza. Çok erken saatler. Tabii, evet, yeni kendinde uyanmış işte, kendinde. Aynen. Çok uzun süredir yani görmediğimiz kadar. Yani ben Aleyna'yı böyle görmek istiyorum. Ya, Aleyna'yı başımda, çok uzun süredir ilk kez gözlüksüz görüyorum. Onu da söyleyeyim altını çok çizerek. Çok kendinde belki de bilmiyorum. Evet. Belki büyüyor. Büyüyor tabii 21 yaşında. Bir aynen. de yılbaşı gecesi başına gelen talihsizliği anlatıyor. Annesi ve kız kardeşinin çok korktuğunu da dile getiriyor. Yani sapığın artık... Evet. Bahçeye girmesi yani. Bahçeye o yüzden bir kere de tabii, bahçeye girmek haneye tecavüz tabii. arkadaşlar. Haneye tecavüz olduğu zaman da hemen 1 ile 6 yıl arası mı ne? Amerika'da hemen, biliyorsun değil mi? Senin direkt, evine girdi mi? Evet. Öldürmeye kadar hakkın var. Tabii tabii. Ateş edebiliyorsun. Öyle mi? Bizde de yatak odasına. Yok. Değil mi? Kapının içine senin anen oraya girdi mi toprağına? Toprak. Ha. Evin içi falan değil. Hı hı. Vurma. Anladım. Amerika'da varsanız bizim yani, öyle değil. Şimdi yatak şey, odana mı girmesi gerekiyor? Öyle diyor. Baksana tabii. Şuna bak. Bu ineklere falan wow. büyükbaş hayvanlara çitler koyuyorlar elektrikli ki çıkmasınlar onlardan diye. Bu eve mi girmeye çalışıyor? Tabii tabii eve girmeye giriyor da hatta. Giriyor sana bir şey söyleyeceğim. Ha korkunç. Bu orada mı oturuyor? Gördünüz mü tabelayı? Hmm. Şimdi yani şey yani çok kolay oraya da girmek tabii. Evet. Aa. Oradan atlıyor. Yani, tüh ya çok yani çok tabii büyük bir şey sıkıntılı yaşanabilecek tabii, bir geceydi. Tabii. Gelmiş geçmiş olsun Haldun'la kesinlikle böyle bir şey olamaz dedi. Biz de devam ediyoruz. Birazdan Mehmet Dinçerler'in şirketinin konkordatosunu konuşacağız. Konkordato ne demek yani? İflas diyor demek. Ki. Evet iflas. Ya, verelim mi şimdi? İflasını veriyor şirketin yani. Peki verelim. Bende yok gelmedi. Detaylar son dakika bilgi detaylar gelmedi. Ama şöyle konkordato ne demek? Yer diyor ki şeye alacaklarına benden para istemeyin. Ben iflasımı ilan ettim Vatan diyor. Vatan Gazetesi'nin yani haberi herhalde. Yani aslında bu şirketler daha çok artı. Borçlarını ödememek için yaparlar. 130 milyon lira borç ve haciz hadisenin sevgilisi Mehmet Dinçerler'e. İstiyorsan şöyle, verebilirim. Zaten şirket isimlerini vermeyelim ama evet. bu gazetenin ekonomi
sayfasında doğrudur. Yer alıyor. Bu magazin bir magazin değil. Ama bu tabii zaten günler öncesinde evet. söylemiştik. Amcasıyla yaşadığı, ailesiyle evet. yaşadığı sıkıntılardan bahsetmiştik. Hatta hadisenin zengin sevgilisi başlıklarını düzeltip zorda kalan, işleri kötü giden sevgilisi diye düzelttiğimiz günlerde olmuştu. Evet. Aslında bildiğimiz bir durumdu ama bu konkordatoyu biraz ben masaya oturup, alacaklarla masaya oturup el sıkışmaktır ya hani artık bizden para istemeyin ya da şu şekilde şu şöyle taahhütname gibi bir şey aslında bu. O yüzden biraz da böyle parayı vermemek için yapılmış da olabilir mi? Tabii, tabii bu rakamlar... genelde zaten şirketler böyle borçlu, her tarafa borcu olan şirketler bunu ilan ederlerse diğerleri sana bir yaptırım uygulayamıyor diye biliyorum. Bazı, ama şöyle. Yani, bazı şeyi kabul etmiş mahkeme ama konkordatoyu kabul etmiş. Bazı şeyleri etmemiş, bazı şeyleri etmiş şöyle mahkemede. Şöyle o, alacakların bir kısmı itiraz ediyor. Evet. Hayır diyor, ben bu konkordatoyu kabul etmiyorum. İstinafa gidiyor böyle bir evet. halde. Çünkü konkordatoyu şirketi ilan ettikten sonra alacaklılar bunu kabul etmezse, çok yüklü bir alacakları varsa ve kabul etmezse onların hepsini istinaf hakkı var. Birkaç şirkette istinafa gidiyor alacaklılardan birkaç şirket. Evet. Birinci işte Asliye para... Ticaret Mahkemesi geri dönmüş mesela. Mahkeme bilir kişi raporu talep etmiş. Şimdi öyle yani, bir durum var ki şimdi dediğin gibi hadiseye de haciz verebilir. Virüs mahkeme. Öyle mi? Yani şöyle mesela eğer Mehmet Dinçerler'in şahsına haciz kararları varsa hangi evde kalıyorsa direkt oraya da gelebiliyorlar. Ha, öyle mi? Demet Akalın'la Okan Kurt'a bir şey olmuyor. Onlar ayrıldılar onlar, zaten aynı evde kalmadılar. Hayır, onlar Maslak'a taşındılar. Tamam ama. O süreçte. Yani birlikteler ya hala. Ama konkordato orada onlar hiçbir isim. Ama. Çözüldü bütün. Ha. Alacak onlar verecek işleri çözüldü. Sonra bir araya geldiler. Ama şimdi şöyle. Ya ben haciz varsa mesela diyelim ki ben Bircan'a haciz göndereceğim. Bircan sende kalıyor. Ben gelip senin evini kaldırabilirim. Ya da o evde, mi? O evde senin eşyan varsa da hakkı var. Yani mesela gömleğin bizde diyor ki ya burada yaşıyor olabilir. Olabilir mi daha önce yaşamış ikamet burada mı? Oluyor. Oo, çok sıkıntılı şeyler var. Ya. Hadisenin de çok dikkat etmesi lazım. 70 yıl önceye dayanan bir borç silsilesi bu. Köklü bile bir şirket tabii ama çok iyi bildiğimiz bir baklava firması. Yaklaşık 70 şubesi bulunuyor. Ama kahve biliyorsun kahve zincirleri de vardı. Onlardan da bir kahveyi çok ciddi alacak bir geçmişi yok. Ama tabii hani, onların borcu da var. Çok para yatırıldı ilk etapta ya oraya. Evet ilk duruşma için 27 Ocağı'da gün veriliyor. Bakalım bu bilirkişi raporu nasıl çıkacak ya mahkemede? İnşallah tabii kimse istemez kimsenin. Tabii canım Allah korusun. Ülkedeki iflas. Bütün şirketler hepsi varlıklarını korusun daha da iyi yerlere gelsin. Şimdi başka bir şey soracağım. Konkordato ilan edildi. Şimdi zaten istese de bırakamaz hadise Mehmet'i. Heh. İstese de bırakamaz. Niye? Nasıl bırakacak? Nasıl, ben nasıl? Bir şey anlamıyorum. Şimdi bak ben... aslan gibi Demet Akalın nasıl sahip çıktı kocasına? Hadise de sahip çıkacağına inanıyorum. Çalışsın diyorsun, ödesin şeyleri 130 milyon. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hadiseyle Demet Akalın'ın para zafiyetini yan yana getirme. Hadisenin paraya olan zafiyetini arkadaşlarını satacak kadar. Tabii. Aşağılarda Demet olduğunu... Demet Akalın'ın merak etme, para zafiyeti kendi iyidir. Parası, şimdi beni konuşturma, en azından hayır. kendi parasıyla. Ha tamam, hayır hayır, parayı Demet sevme açısından. Demet kendi parasını korudu. Ben kendi paramı severim canım ha. Yani, tabii. Bir de ama gidip de başka... Pardon, seni unuttum para konusunda. Bir de peki bir şey söyleyeceğim, bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki ben alacaklıyım, bakıyoruz her gün hadise... Biliyor musun o anda? Yani o zaman yani, ilk önce borcunu ödeyeceksin, ondan sonra gezeceksin, dolaşacaksın. Bütün alacaklılar var ya, paylaşımlara kadar dikkat ediyorlar. Aynen öyle ve onları delil olarak mahkemeye sunuyorlar. Tabii ki sunuyorlar. Yani o kadar az paylaşım yapıyor ki geçenlerde bir bana cevap verecekti, yazık eli ayağına dolaştı ondan sonra. Bak alacaklılar peşini bırakmadı. Niye biliyor musun? Her yerde ev masadasın. Neden burnunu ve yüzünü temizleyemediğini çıkartmış olduk. Tabii. Parasızlıktan mı diyorsun? Bakalım. Halbuki sana gelse sponsor olurdun en azından. Ne sponsor olacağım ya? Hiç kimse. Şimdi mesela Hadise'nin, Mehmet'in ailesinin de neden Hadise'yi
İşlememezlik yapmadı da sen dedim, söylemiştin. Demiştim daha önce. Çünkü zaten istemeyecek halde değiller. Şimdi dedim ve dediniz ki Harise mi kurtaracak? Ben burnundan kıl aldırmazlardı bence. Şimdi bak daha önce de söyledim. Biz çok aynı lokasyonda yaşıyoruz Mehmet'in ailesiyle. Yani benim arka sitemde oturuyorlar. O kadar. Benim çitlerden atlar varmışsınız. Bütün aile çitlerden böyle. Ve yani okuduğumuz lise, çevrelerimiz o kadar tanıyorum ki aileyi ve onların yaşam tarzını. Evet çok zengin bir aileydi. Fakat işler bir kötü gitti. Yani yaklaşık şöyle söyleyeyim. 8-10 yıldır işler çok kötü gidiyor onlar açısından. Biliyorum. Tabii yani öyle yeni yeni değil yani. Ben uzun zamandır biliyorum. Ama Arto öyle bir şeye cevap verdi ki hadi bakalım dedi sıkıyorsa şimdi Hadise onu bıraksın. Ben tam tersini düşünüyorum gerçekten. Bırakmaz. Bırakır mı diye düşünüyorsun? Hayır. Asla bırakmaz şu an. Ben bırakır diyorum. Bu hayır. Bu durumda asla bırakmaz. Ve Hadise... Seviyor o zaman çok. Evet Hadise aşık. Ama onu bence söyleyecek. Hadise şu anda aşık. Bence Hadise... Çünkü herkes sırtını döndü ona. Ve tek onu kucaklayan ne için kucakladığını bilmiyoruz. Önemli ama, mi? Ne için kucakladığı önemli mi? Önemli tabii, bence. Bence de önemli. Önemli tabii ama kadın onu o şekilde algılamadı. O da bir proje bence. İşte kadın onu o şekilde algılamadı. Aa, o projeden bu proje. Aileme projesi. Yazık yani tabii. Şöyle, inşallah ben. Aile çok çabuk işlerini halleder. Bir an önce doğru yola çıkarlar ve istedikleri ama olur. Ama bence Hadise baştan borçlular... bu çocuğu çok zengin zannediyordu. Yani bu tabii, en azından tabii. Bu problemlerin olduğunu bilmiyordu. Bu çıktı şimdi ortaya. Bence Hadise çok doğru bir şey yaptı. Şey olarak yani görüntü olarak yakışıklı, genç, yaşı yaşına uygun. Hmm. Bence önce paraya bakmadı o. Çünkü zaten kendi parası çok. Kendi parası var. O anda hani money laundry vardır ya. Hayatım bu işi bunun yerine de, bak bu para işini Hadise ve Serenay ile aynı şeye koymak. Hadise de Serenay da dünya kadar paraları da olsa paraya zaaflar olur. Zaten birçok kadının öyle. Evet ama yani, burada başka bir şey yaptı. Kendi paralarını harcamıyor adamların paralarına geçiniyor. Hadise'nin başka bir durumu söz konusu. Ebru Gündeş de öyle. Ama Hadise'nin başka bir durumu öyle. Şu anda o yüzden mesela Ebru Gündeş de böyle fakir birisinin falan ve parasız pulsuz birisinin habere çıktığı zaman ben hiç inanmıyorum. Çünkü mümkün değil bakmaz. Ben kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. Futbolcu Ufuk Ceylan. Ufuk onun Ceylan. Başka artıları var. Ama onu ben sana çok... magazin turunda söyleyeceğim. O zaman turla beni. Hadi magazin turu Magazin dünyasında en sıcak haberler bu haber turunda. Kim kimin ne nerede görüntülendi, kim kimin arkasından konuştu, kim sosyal medya hesabından ne paylaşım yaptı, aşk hayatı kimin hareketli, kimin durağan, yılın en havalı macerası Aslan Hürkuş Kayıp Elmas. Filminin galası geçtiğimiz gün yapıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı samimi açıklamalarda bulundu. Yılın en havalı macerasını dünyanın en tatlı sinema severleriyle birlikte izleyeceğiz. Yani çocuklarla birlikte izleyeceğiz. Çocuklar filme büyük bir ilgi gösterdi. Erkan Kolçak Köstendil'in güzel oyuncu eşi Cansu Tosun'u yakalıyoruz. Kore'ye çok sık geliyoruz. Çok seviyoruz onlardan ama öyle yerleşme gibi bir durumdu. Ünlü oyuncu, eşi Erkan Kolçak Köstendil ve kariyeri hakkında açıklamalar yaptı. Erkan'la birlikte biraz sevmeye başladım ben. 3 kuruşta oynayan yakışıklı oyuncu Ekin Koç, muhabirleri görüyor ancak konuşmak istemiyor ve uzaklaşıyor. Oyuncunun bu tavrına anlam veremiyoruz. Merhabalar. Keyifler nasıl? Birkaç dakikanız var mıydı? Korona vakaları çıkmış galiba sette. Ünlü müzisyen Cengiz Kurtoğlu yeni şarkısıyla sevenlerinin hasretine son verdi. Cengiz Kurtoğlu Aşkın Cenneti klibiyle büyük beğeni topladı. Hülya Avşar ve Serdar Ortaç aynı sahnede. Ünlü ikili lüks bir mekanda 15 Ocak'ta sevenleriyle buluşacak. Oyuncu Yasemin Özilhan sosyal medyada adeta topa tutuldu. Ünlü oyuncu kilosu 870 lira olan pikan ceviziyle tarif verince linç edildi. Yapı konular ilişkin yanı. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Hande Soral'dan hamilelik pozu geldi.
bir döneme damgasını vuran başrollerinde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe gibi oyuncuların oynadığı Köyden İndim Şehir'e filmi hakkında bir gerçek ortaya çıktı. Zeki Alasya'nın filmde eşini canlandıran kişi Oya Alasya'nın o dönem gerçekte de Zeki Alasya'nın eşi olduğu ortaya çıktı. Burcu Özberk şıklık yarışında sınıfta kaldı. Özberk'in bir davetiyede giydiği kıyafet çok rüküş bulundu. Kıyafetin Özberk'in omuzlarına tam oturmaması kötü yorumlar aldı. Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gece yarısı kadınsal bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılıp bir operasyon geçirdi. Dünyaca ünlü şarkıcı İna Erciyes'te kayak tatili yaptı. Şarkıcı objektiflere böyle yansıdı. Murat Yıldırım Aziz dizisinden fırsat buldu. İlk an güzel eşi İman Elbani'yi alıp Dubai'nin yolunu tuttu. İkili Dubai'deki aşk pozunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Geçtiğimiz yıllarda alkollü bir şekilde araba kullandığı için bir polis memurunun ölümüne sebep olan Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin gece yarısı görüntülendi. Muhabirlere iyi yıllar demekle yetindi. İbrahim Kutluay eski eşi Demet Şener'le kızı İrem ve oğlu Ömer'le birlikte Tarabya'da görüntülendi. Flaşların patlamasıyla İrem Kutluay utandı. Ünlü sunucu Çağla Şikel 43 yaşına girdi. Sunucunun yaptığı doğum günü paylaşımlarını gören hayranları tek bir şey düşündü. Kim bilebilir ki 43 yaşında olduğunu? Turumuza koronavirüs haberleriyle devam ediyoruz. Vakalar yeniden artış gösterirken yetkililer maske ve mesafeye önem gösterilmesi gerektiğini söylüyor. Ünlüler dünyasında Celil Nalçakan, Merve Özbey, Öykü Karayel koronavirüsü yakalandılar. Güzel oyuncu Melisa Döngel beline kadar inen derin sırt dekoltesiyle beğeni topladı. Dünyanın en güzel kadınları seçildi. En güzel 100 kadının yer aldığı listede 3 Türk isim vardı. Hande Erçel 42, Özge Yağız 46, Aslı Atıl 93. oldu. Geçtiğimiz sene hatırlarsanız Erçel bir ankette en güzel kadın seçilmişti. Teşekkür ederim. Her şey çok güzel, teşekkür ederim. Türk ünlüler adeta güzelliklerini yarıştırıyor. Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek de başka bir ankette dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi. Listede Leonardo DiCaprio gibi isimlerin de olması bizi düşündürtmedi değil. Alişan'ın oğlu Burak doktor olmaya karar verdi. Bu yaşlarda meslek seçiminin önemi malum. Burak'a doktor önlüğü epey yakışmış. Meryem Uzerli'nin kardeşi Canan Uzerli ile olan benzerliği çok konuşulacak. İşte Uzerli'nin gözlerden uzak yaşayan kardeşi Canan Uzerli. Kırmızı Oda dizisinden sevenlerine kötü haber geldi. Son bölümleriyle beklenen reytingi alamayan başarılı dizinin 2 bölüm ara vereceği duyuruldu. Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet performansıyla İsrail'de müzik yarışmasında adeta büyüledi. Tüm hünerlerini sergileyen şarkıcı üst tura çıktı. Ezgi Mola deniz kenarından yaptığı paylaşımla hem kışın serin havalarını yaşattı hem de gülüşüyle sevenlerinin kalbini ısıttı. Şeyma Subaşı kimden kaçıyor? Kendisini doğanın güzelliklerine atan Şeyma Subaşı bu anını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemiş. Demet Özdemir'le şimdilerde araları limoni olan Oğuzhan Koç'un yaptığı paylaşımda üstündeki ceketin bol olması dikkatlerden kaçmadı. Koç bu fotoğrafıyla kendisini tiye almasını bildi. Süslü Korkuluk isimli dizide Çağatay Ulusoy'un partneri olacak olan güzel oyuncu Aline Boz güzelliğiyle sevenlerini büyüledi. Dansları gündem olmuştu. Tolga Akış'la evli Zeynep Bastık'ın Edis'te olan dans görüntüleri adeta deprem etkisi yaratmıştı. Edis, Zeynep Bastık'ın YouTube programında bu konu hakkında çok net konuştu. Biz kardeşiz dedi. Biliyorsunuz gazino kültürü tekrar geri geldi ve Hülya Avşar'da başı çekenlerden bir tanesi. Kadrosu şöyle ki Serdar Ortaç'la sahne süper yapacak. Nasıl süper ikili?
Güzel ikili bence. Artık İki tane star çıkıyor bence. Artık ikili ikili daha iyi. İkili ikili şimdi güzel şöyle ya. Mesela solist çıkana kadar aşağıda bir saat boşluk kalıyor. Aslında o saati üstlenen çok önemli. Çünkü esas bütün nabzı o tutacak. Hayır, ondan sonra da soliste gıy gıy da olsa, mıy mıy da olsa bir şey önemli değil. Yani mesela biz Artola yılbaşına sahneye çıkmıştık Ankara'da. 3500 kişi falan geldi ne gerçekten. Ne diyorsun ya? Evet. İnanılmaz. Arto 3500. Neresi orası be? Ankara full, ne otel? Büyük, ama yani, otel. Otel aslında söylemeyeyim. Yani çok büyük. Otel bir şeyi. Salonu. Çok büyük ve bir salondu. Ve öbür salonu da açtılar falan. Evet. Yani bayağı bir şey. Çok güzel bir geceydi. Bu bir çıktı. Bütün ortalığı kasıp kavurdu. Ondan sonra bana iş düşmüyor. Çünkü tamam hani benim de sahnem falan ama alt yani alt değil aslında. Beraber sahneyi paylaştığın kişi. Yani tabii burada, çok yoğun. Burada Serdar, Serdar çok... önce çıkacak. Ve Hülya Avşar'a ısıtacak sahneyi. Çok önemli. Biliyor musun? Bazen solist sonra da çıkabiliyor. Bazen önce de çıkabiliyor. Önce de bana böyle Hülya belli sanki olmuyor. İlk çıksa daha Serdar biraz daha hani tabii daha eğlendirme adamı. Şey, ben de aynısını. Normalde evet, after biz, gibi geldi bana Serdar. Biz mesela sahneye hazırlanıyoruz şimdi. Mesela ben istemiyorum ki ben önce çıkayım. Arto çünkü Arto'nun saati de gece bence kulübü de saati Arto, ya. Sen de mesela sonra sabaha kadar. Başlayıp, normalde sabah öyle aslında. Aslında birlikte mesela yani. Yaptığımızda genelde öyle oluyor. Ay evet, ay hadi inşallah. Çünkü şey daha seren dingin, daha dinleti, daha böyle... Evet. Daha yemek saati daha değil mi? Daha böyle evet. İşte kıyafetleriyle bilmem ne. Benimki sonra evet, eğlence. Sabah, ben bir şey söyleyeceğim size. Ben şarkıcı olsaydım, ben mesela ben yaparken yemek yesen gıcık olurum şarkı söylerken. Siz gıcık oluyor musunuz? Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani ben kendimle alakalı kısmını söyleyeyim. Beni herkes seyrediyor. Yemek yemiyorlar değil ve mi? İbrahim Tatlıses'ten sonra solist dinlenmesi çok zordur. Genelde kalkar giderler ikinci, üçüncü şarkıdan sonra. Vallahi beni çok dinlerlerdi. O yüzden biz şimdi Arto'yla hazırlık güzel, içerisindeyiz. Bu Kadınlar ikilileri... Matinesi'nden tut, bu önemli gazinolardan tut. Bir sürü projemiz var. Ben de döndüm çok zaten Amerika'dan. Olacak. Aynen. Şimdi Serdar Ortaç'la da Hülya Avşar gayet güzel olmuş. Gayet güzel. Bence de güzel. Peki. Cem Yılmaz'ı izlediniz mi? İzledim. Şu anda herkes, ben daha izlemedim ama herkes onu konuşuyor. Bir dakika, genel anlamda izledim. Yok, bu şu anda son. İşte ha. İzledik. Platinum Diamond ama evet, çok evet. Kişi izlemiş. Evet. Bayılmışlar. Evet, sadece çok küfür var deniyor. Bir de Ata'nın esprilerinin tekrarları var. Evet, bir de Ata'ya çok... Çünkü Ata daha önceden yaptı o esprileri. Ben size dedim ki, siz bana söylediniz öyle bir eleştiri. Ben de dedim ki, Ata'yı sevdiğinden yapmıştır. Ya, İkisi biraz. De... Evet, şiddetle karşı çıktı ve dediler ki hayır, Cem Yılmaz Ata Demirer'i eziklemeye çalışıyor dediler. Şimdi ben bu gösteriyi canlı izledim ve o kadar eğlendim ki sonrasında yılbaşı... Canlı mı izledin? Evet, ne zaman izledin canlıyı? Gitti evet, o işte. Gittim geçen ay gittim. Ha, daha çünkü yeni bir proje evet, değil mi evet, bu ama? Evet, geçen yeni... ay gittim ha. Ama o kadar eğlenmiştim ki bence bu durumlarda canlı çok keyifli. Tabii. Burada 3 keredir gitmiyor. Çok sıkıcı. Şimdi benim gibi düşünen de var, Seren gibi çok beğenen de var. Diyor ki Cem Yılmaz bir paylaşım yapıyor. Bu görüntüyü koyuyor. Yani o biraz önceki Türkiye'deki ilk 3 var ya. Bunu koyuyor. Diyor ki işte 3 numarada o var, 2 numarada bu var. 1 numarada da Cem bitmiş var. Herkes Cem bitmiş diyor ya. Yok ya Cem. Ya Cem bilsin? Belki sinemada çok uyusun. Ay beceremiyorsun yani kendini tekrarlıyorsun. Bir de şey model bir şey yapacaksın diye. Çok kötü yani. Sen uzay filmi yapma. Onun için 50 milyon dolar bütçen olması lazım ya. Ama burada zaten, olacak şeyler hayır. Değil o. Bir şey söyleyeyim bir mi? En güzel filmi Gora. Hayır, en güzel filmi genel Gora. Genel anlamda böyle ha. Bir marjinal şeyler şimdi, yapmaya çalışıyor çünkü ya. Çünkü Amir Kağan'a özeniyor ve çok izliyor onu. Bu yani. Sahnede bu son gösterisinde devamlı Ata Demirer'in işte Ege'de yaptığı o klarnet çalan halleriyle yaptığı o dizileri söylüyor ve onlarla dalga geçiyor. Aslında onları küçümsüyor. Ama unutma ki onlar senin filmlerinden daha fazla seyredildi. Bu bir. Hı. İkincisi biliyorsunuz Fox TV'de de Ata'nın yapmış olduğu bir şey vardı. O da çok seyredildi. Ata Demirer gazinosu. Evet. O esprilerin mesela Ata daha çok taklit yapar. Mesela Cem hiç yapmazdı. Yani birilerinin taklidini yapmazdı yani konuşurken bile. Şimdi onların yapmaya hepsi, başlamış Ata onların gibi. Onların hepsi genelde çok iyi yetenek isteyen tabii. Şeyler bir de. O yüzden de ben birazcık hani Ata'ya takıldığını yani gördüm. Evet sen öyle o hoş olmamış. Mesela Acun Ilıcalı için parası bitti Acun'un diyor. Fakat diyor adam diyor o kadar ikna kabiliyeti olan bir adam ki diyor. Kendimi diyor Ali Koç'a diyor yardım isterken buldum diyor.
Bir baktım döndü. Hani şey yok diyor. Ayağımda donuyor. Yok, Bilal Bey, Cem Yılmaz siyah giymiş. Lütfen değiştirmemişsiniz. Yani üç tane siyah olmaz ki yani. Olmaz böyle şey. Evet. Ama Cem Yılmaz tabii inanılmaz zeki. Tabii tabii. Tespitleri. Adı yeter. Altın içinden detayları detayları falan. Acayip bir zeka. Kime güleceğiz Cem olmazsa? Doğu Demirkol da çok güzel yani, gidiyor. Çok başarılı canım. Doğru yani biz burada ufak ufak kritik yapıyoruz. Tabii, tabii. Bir şey eleştirdim. Yani çocuğunun okulunun müsameresine gitmiş. Hmm. Ondan sonra bir tane diyor önde diyor. Babaannesi var. Ha? Bir babaanne var diyor. Bütün diyor CHP'nin diyor kadınların fönü ona çekilmiş diyor. Dimdik diyor. Benim diyor çocuk diyor çıktı bir tane diyor. İşte I am spaghetti, I am from Italia dedi diyor. Fakat bunun diyor bunların diyor çocukları. Cem Bey diyor aynı size benziyor demiş. Hani ya benim diyor 15 tane filmim var. Benim diyor kaç bin tane gösterim var. Çocuk bir tek spagetti dedi diye bana mı benziyor diyor. Sonra bunların çocuğu çıktı diyor. Hiçbir şey bilemedi yapamadı diyor. Oh olsun dedim diyor. Şimdi orada ve kadına da küfür ediyor bu arada. Kadına da diyor ki sen de diyor evet. Yani kadın. Şimdi orada bir veli o. Çocuğunun yani sonuçta okuduğu okulun oradaki okuyan öğrencilerden bir tanesinin annesi. Ona küfür etmesini bir yadırgadım. Bir tek onu sevmedim aslında. Onun dışında çok güldüm ve çok güzeldi. Yani tabii ki çok kredisi var hepimizde. Tabii tabii. Yani çok da adam tatlı. Adam da stand-up'da süper ama filmi... Doğu'yu izledim mi? Evet abi film yani... Film yapmasın abi. Ya da yapacaksa... Başkasına teslim Şahan olsun. Formatında. Şahan formatı demek istemiyorum. Hani bir şey örnek vermem gerekiyor ya o yüzden. Nasıl yani? Bizim içimizden olsun. Yani uzay gemisi ama ya da bilme olmasın ya. Ama bunun taklit kabiliyeti olmadığı için şimdi Şahan'ın var, Atan'ın var. Ama yani, bunun öyle bir taklit kabiliyeti ya, yok. Ya o yapsa ya zaten komedyen olmak ve oyuncu olmak arasında çok ciddi bir fark 10 var. 10 milyon ciro yapar biliyorsunuz çocuklar. 10 milyon. Ben sana bir şey söylemeyeceğim. Sen Uğur Yücel gibi... Uğur Yücel çok önemli bir adam. Aynı zamanda komediyi de çok iyi oynamış. Evet, bak komedide de çok iyi oynamış. Ben bak, dramda çok beğeniyorum onu. Ama hepsini sonradan ona iyi. Evrildi. Baştan öyle değildi yani. Sen o arada bir şeyler de yapabilirsin yani. Ama asla kendi prodüksiyonun olmamalı. Onu da yaptı biliyor musun? Av mevsimiyle hem de Şener Şen gibi bir adamla oynadı. Yani Cem komedyen. Türkiye'nin en iyi komedyeni. Evet, evet ya yani. Sahnede. Adama. Evet stand-up. Peki şimdi Büşra Pekin'in canlandırdığı Dilberay. İkinci fragman geldi. Ya Büşra da ne oynar şimdi Dilberay'ı düşünemiyorum yani. Gerçekten. Büşra Pekin de aslında komedyen değil mi? Tabii. Farkında tabii. Mısınız son zamanlarda komedyenler son derece Ezgin psikolojik Mola. Psikolojik olsun. Doğru. İşte böyle dram olsun. Bir sürü dizide ve filmde oynamaya başladı. Komediyi yapan demek ki her şeyi yapabiliyor. Her şeyi yapıyor. Tabii. Bravo. Komedi İkinci fragman. Yapamaz. Aynen. İzleyelim mi? Oo! Çok güzel muhteşem. Gözükmüyor mu? Ya ben sana söyleyeyim. Şu anda tam Dilberay olmuş mu? Olmuş. Çok zor bir şey olabilecek diye düşünüyordum. Bana göre bu hikayede çok iyi. Bana göre en zor hikayelerden bir tanesi Dilberay'ın hayat öyküsü. Biz de konuk etmiştik. Çok zorlu yollardan geçmiş. Seni dövecekti bir yarak değil mi? Çok tatlı. Kocanızı da böyle alalım dedim. Herkes tanısın. Bana bak dedi. Seni dedi ağzı burnu kırar. Ben ne olduğumu şaşırdım. Kocasını göstermiyormuş. Tabii. Hayır inanama. Ben dola kaldım yani. Şoka girdim. Sen dedi ağzını burnunu dedi. Tamam oldu dedim. Özür dilerim dedim. Ben dedi kocama dedi kahveye giderken dedi cep telefonunu bile vermem dedi. Oo, tabii. Peki dedim nasıl çağırıyorsunuz eve? Allah rahmet eylesin. Hani eve nasıl gelecek? Hani geç kaldım eve nasıl çağırıyorum? Bakkal arıyorum dedi. Bakkala dedi gönderiyorum dedi kahveye dedi. Söyleyin o affedersiniz. Yüzü, çabuk eve gelsin dedi. Öyle eve geliyordu dedi. Yani Allah böyle de sert mizaj. Ama evet. Allah rahmet eylesin çok zor Allah tabii bir proje. Eylesin. Ama Büşra Pekin altından kalkmış bu işin. Neden hapse girmişti? Çok da iyi olmuş. Ona i̇şte bu, bir şey... Hapse girmişti, evden kaçmıştı, bir şiddete uğramıştı. Daha neler neler var. Hepsini detaylarıyla beraber tabii. Göreceğiz. Çok güzel Bergen işlenmiş, filmi belli. De geliyor. Evet. Biliyor musunuz Bergen'in gerçek adı Belgin. Belgin miymiş? Öyle ve mi? Norveç'te bir şehirdir biliyorsunuz Bergen. O oradan esinlenerek adını değiştiriyor. Allah evet. Allah. Sen Norveç'te isim aslında... değiştir git o adama yeni. Hadi şimdi reklama gidiyoruz. Dönüş. Dönüşte. Güzel filmler geliyor ve filmlerin bütün ciroları yükselmeye başlamış. Herkes sinemalara sinemaya gitmeye ben başlamış. Çok evet güzel olacak. Evet. Peki zaten, evet. Reklamlardan sonra dün bizim programımızdan sonra silmişti Demet Akalın. Sonrasında bir paylaşım yaptı. Ne? Acaba platformlu. Oh, aşklarda neler var neler. Ve aşklarda neler var buyurun. Peki şimdi Hadise ve ayrıldıktan sonra Kaan'ı çok görmedik ama Kaan'ı herhalde göreceğiz birisiyle. Yeni bir ilişki. Yeni bir ilişki. Cici bir kızla birlikte. Bilmiyorum cici mi değil mi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım.
herkes. O aşkı konuştu. Geçtiğimiz yıla damgasını vuran Kaan Yıldırım Hadise aşkı. Hadise'nin isminin yakın dostu Ebru Gündeş'in itirafçı eşi Reza Zarrab'la anılmasıyla sona erdi. Kaan Yıldırım Hadise'nin bu ihanetini affetmedi. Tek kalemde sildi. İhanet söylemezsem olmaz canlı yayınında Seren Serengil tarafından ilan edildi. Reza Bey'e yazmış olduğu mesajlardı bunlar. Ama bana böyle geldi. Hoş bir hesap. Bende de duruyor. Ayrılığın ardından Hadise aşkın acısını hemen unuttu. Ayrılık haberiyle gündemdeyken yeni şarkısı Hay Hay'la bir çıkış yakalayıp Kaan Yıldırım'a bay bay dedi. Kaan Yıldırım asıl şoku daha yaşamamıştı. Eski aşkı Hadise kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başladı. Bu gelişme sonrası Kaan Yıldırım kabuğuna çekilirken Hadise magazin manşetlerini sevgilisiyle süslemeye başladı. Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Evet, çok özür dilerim. Ya bir doğum günü geçirdiniz. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. En son Hadise ve Mehmet Dinçerler nispet yaparcasına yılbaşı gecesi aşk dolu anlar yaşadı. Sevdiğim adam burada bu akşam. Girme, girme. Pardon. O yüzden evet, hep mutluyum sizlerle ama bu gece onun sayesinde daha da mutluyum. İyi ki geldin. Bu Kaan Yıldırım için bardağı taşıran son damlaydı ki ortaya atılan bir iddia deprem etkisi yarattı. Gazeteci Bilal Özcan bombayı patlattı. Bu iddialar doğru mu? Kaan Yıldırım kalbini oyuncu Tuğçe Açıkgöz'e mi kaptırdı? Bu bomba iddianın ardından herkes tek bir detaya takıldı. Soyadı benzerliği. Kaan Yıldırım'ın Açıkgöz sevdası yorumları aldı başına gitti. Ayrıca Hadise ve Tuğçe Açıkgöz arasında bir akrabalık olup olmadığı merak konusu oldu. Hadise Açıkgöz'den Tuğçe Açıkgöz'e geçiş yapan Kaan Yıldırım. Şaka gibi değil mi? Suratları değil mi? Bomba. Bomba haber yani. Vallahi haber bomba ve Bilal Özcan'ın özel haberi. Bilal... Niye yani şey yapıyorsunuz? Şaşırdınız. Hayır, aynı soyad ya. Çok açık gözleri seviyor. Ya. Yani darbe yemeği seviyorsa yapacak bir şey yok yani. Bu kızı ben hiç tanımıyorum. Oyuncu yani, o da. Normal evet. De. İki aydır birlikte olduğu iddia ediliyor. Hatta iddianın sahibiyle bir alolaşalım mı? Hazır benim iddiamı da kaybetmişken. Ay! Bilal amca, Bilal amca. Günaydın. Günaydın. Merhaba gençler, merhaba. Günaydın Bilal amca. Bam, bam, bam. Bodrum'un güzeli. Bodrum'un güzeli. Sevgili Bilal Özcan, yeni yıl nasıl gidiyor? İyi seneler. Mutlu yıllar. Çok teşekkür ederim. Şu anda 5. aşımı olmaktan dönüyorum. Maşallah. Yoldayım, sağ çektim. çok güzel. 5. aşı olunca sağ çekmiş. Yani konuşmak için. İyi yaptın. Çok iyi yaptın. Hoş geldin. Sevgili Bilal Hocam, öyle bir haber var ki önümüzde, tabii ki menşe sana ait. Tuğçe Açıkgöz. Kimdir bu Tuğçe evet. Açıkgöz? Kaan'ın yeni Açıkgöz'ü. Ya Kaan Yıldırım Hadise'nin ayrıldıktan sonra bir süre Çağla Şikel'le birlikte olmuştu. Hadise Mehmet Dinçerler'e geçiş yaptı ama Kaan Yıldırım da o arada Çağla Şikel'le, Çağla kabul etmedi bunu hiçbir zaman ama. Çağla zaten hiçbir şey kabul etmediği için. Evet. Çağla'nın rahibi olacak. Evet, daha sonra Kaan Yıldırım bir süre... sessiz kaldı. Onun cephesinden bir haber alamadık ama bundan 10-15 gün evvel Kaan Yıldırım'ın bir kız arkadaşı olduğunu duydum ve Hadise ile birlikteyken istihbarat aldığım bir onu çok iyi tanıyan birisi aradım onu ve Kaan Yıldırım'la ilgili bana gerçekleri geçti. Haberde yazılanların hepsi doğru. Bir aile yakınının kuzenli kız Tuğçe Açıkgöz. Tuğçe aslında başarılı bir oyuncu. Zaten yakışıyorlardı. 29 yaşında İstanbul'da Belediye Konservatuvarı'nda çocukluğundan beri orada yetişmiş. Aynı zamanda bir özel okulda da, üniversitede de oyunculuk öğrenmiş. Şu anda o Belediye Konservatuvarı'nda hatta öğretim görevlisi, asistan. Kaan da oyuncu, hem meslektaş hem aile yakını tanıdık. Bu arada Açıkgöz. İlginç bir tesadüf.
böyle bir ilişki içindeler. Şimdi kızın... Ama akrabalık var mı yok mu araştırdım yok. Nikah oluyor yani. Hadise Sivaslı bu kız Ankaralı ailesi. Tek tesadüf bir de şu olabilir. Yani Kaan da ailenin tek çocuğu. Kız da ailesinin tek evladı. Bilmiyorum ya yani, sonu olur mu? Hiçbir şey olmaz. Yani bizim... Şöyle hiçbir şey olmaz derken tabii ki olsunlar mutlu olsunlar onlar demiyorum da. Şimdi evet. Hadiseyle tabii çok iddialı bir ilişki yaşadı. Çünkü Hadise eleştirsek orada bu da gençlerin arasında bir star. Tabii canım. Bunu kabul öyle etmek lazım. Şimdi Hadiseyle öyle. Kaan Yıldırım bizim hayatımıza girdi. Kusura bakmayın Kaan Yıldırım bir oyuncuydu ama hiçbir zaman biz Kaan Yıldırım'dan bu kadar bahsedemedik. Bir de zaten asla öyle bir agresif yani bir çocuk dedi oyunculuğunda. Şimdi bu saatten... daha önceki yaz mevsiminde Demet Özdemir'in de bir adı çıktı. Demet Özdemir Bodrum'da Yalıkavak'ta çok güzel bir de almıştı. Onun bahsettiğine falan ama söylendi olarak kaldı. Şimdi evet, siz bir şey derseniz... Siz bir aşk iddialarında aynen bulunduğunuz zaman mutlaka arkasından ben inanırım sizin bütün yaptığınız haber. Şimdi şu haberi konuşmamız gerekiyor. Bilal Bey bu evet kız Kaan'ın ilk eşine çok benzetildi. Benzetildi evet. Evet. Ezgi'ye çok benzetildi. Tel evet olarak da andırıyor da kız Ezgi baksana onu da andırıyor. Biraz onun havası var. Acaba bu ilişki iki aydır dediniz birliktelik var. Devam. İki aydır. İki aydır evet. İki ama aydır. Ben Selen'e katılıyorum. Bu ilişki dizi olmadığı gibi Kaan'ı da heyecanlandırmıştır. Hayır yani şöyle belki evet yani anlaşırlar, mutlu olurlar ya falan ama... Dingi, ona dingin gelmiş olabilir artık. Bu kadar kaostan, bu kadar... Dingin gelmiş olabilir. Yani ya, bu kadar... Gelmez. Doğru söylüyor. Arta doğru söylüyor. Dingin gelmiş bana olabilir. Gelmiyor. Kaosa aynen alışan kaoslu istiyor. Aynen. Sen kaos çıkanı olduğun için. O kaos sevdiği için. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kaos değil ama bir starla beraber olduktan sonra yani isimli, güzel, bilindik bir kadınla beraber olduktan sonra bir süre evet vücut ya. Vücut istiyor mu? Bir süre belki o dinginliği seçebilirsin ama sonra oradaki ilgi, oradaki i̇şte vücut, şaşa. Şey, aynen o istiyor. Onu isteyecektir o. Erkeklerde var bu. Şimdi ama bu titri varmış da böyle mesleği varmış da olmuyor. Yani o silik yani yanında. Yani ne beraber gazeteye çıksanız haber olursunuz. Zaten ne bir şey işte yaparsınız. Böyle o yüzden bir şeydir ya. Evet. Yani erkek de bir zaman sonra gene onu istiyor. Ya yani. Bilal abi şeye ya benzettim. Murat Dalkılıç'la Sitare'ye benzettim ya. Nasıl yani? O kadar yok yani yoklar işte. Evde demek. Hani Hande Erçel. Ya ünlü bir tamam, adamın başkası yanındaki kadın da biraz evet star bir kadın olmalı. Yani mesleki açıdan demiyorum star illa sanatçı ama star bir kadın olmalı yani. Özlemiştir diyorsun star stara. Tabii. Yani o zaman bambaşka oluyor. Baksana, stara alışan başkasında yapamaz. Yani. Yapamaz. Doğru söylüyor ya. Hastalanır. Yok bir de şey olur yani gelmez ki heyecan kaçar. Ben çok inanıyorum bu ritme gerçekten. Yani sen sanıyorsun da belediye konservatuarı şu titri var. Ama bu haber doğrudur ama ileri gitmez. Sürmez devamı mi? Gelmezdir. Gelmez. Yani, belki de Kaan dinginliği çok özlemiştir. Tabii, yani ben ona eminim. Çünkü dinginliği çok özlemiş. Hadiseyle soluğu çağladı mı aldı? Hadiseyle çok yorucu bir ilişki geçirdi. Çok. Aile ne dediniz? Aile iyi bir aile. O kadar yıprandılar ki toplam olarak. Yani, orada bir tek orada yani benim kırılma yüzden, noktam aile çünkü evet. Kaan'ın ailesi çok kaliteli bir evet, aile. Yani, şimdi aileler farklı olunca olmuyor biliyorsunuz. Ama Kaan ailesini karşısına alacaktı. Ne demişti? Hadise demişti ki aferin Kaan beni çok yordu adam. Savaştan çıkmış gibiyim demişti. Kaan mı beni çok yordu dedi? Mehmet İnçerler'e geçiş yaptıktan sonra böyle bir şey. Gerçekten utanmadan dedi mi bunu? Kim dedi? Böyle söylemiş. Hadise demiş ki Kaan beni çok yordu dedi. Ya o şeyden dolayı tabii. Yani, niye olmalı bu? Ebru Güneş patlamasından sonra biz de çok üzerine gittik bunun. O arada Kaan da herhalde... Kaan'ın varlığı yormuştur. O olmasa güzel atlatırdı. Bence Kaan hiçbir zaman Mehmet Dinçerler gibi hadiseyi elinden tutup ortalıklara falan hiç çıkmadı doğru dürüst.
Bence ailesinin de biraz tesirinde kaldı. Aynen. Ama o kız onu kız şu anda yapmak istediğini yapmak istedi. Aynen. Onunla yapamadı. Ondan yoruldu zaten. Ama zaten denk değillerdi. Denklik olmayınca olmuyor. Bu bir gerçek. Bu parasal anlamda söylemiyorum ama görgü, kültür, aile, yetiştiriş tarzı bir olmayan insanlar mümkün değil. Şimdi düşünemiyorum mesela Hadise'nin ailesi ve Kaan'ın ailesinin aynı masada yani yemek yiyip de bunların çok iyi aynı tarzda insanların çocukları Kaan'ın mutlu olabilirler. Paradan bahsetmiyorum. Çok kaliteli bir aile. Kaan'ın ailesi aile. Çok kaliteli bir aile. Kaan bir zaten yurt dışında okumuş filan. Bir taraftan bir taraf kalite olmayınca olmuyor. Evet. Mehmet İlker'in ailesi de Hadise'yi kucaklayan bir aile ve ilişkiyi onaylayan bir aile. Bir de böyle evet bir ama var. Yani biz buradaki düşüncemiz ailenin neden Hadise'yi onayladığı ve neden bir şekilde sarıldığıyla ilgili bu Concordato'dan tutun da markaların zor durumda oluşuyla ilgili bir destek olarak Hadise geldiğine inanıyoruz Hadise, biraz. Hadise zırnık koklatmaz. Zırnık koklatmaz ama iyi bir PR'dır ama Hadise. Ama çok iyi bir PR olmadı mı şu i̇yi anda? Bir PR. Yapmayın Allah aşkına. Ama PR'la o markalar geri gelmez. O ama şöyle de paralar iki bar geri gelmez. Hiç yoktan iyidir ama şunu da unutmayın ki iyi PR olduğu gibi belki de biz bu Mehmet Dinçerlerin Concordato'sunu hiç duymayacaktık ama şu anda Hadise ile beraber olduğu için bütün Türkiye tabii duydu. Tabii, hani iyisi öyle de var bu işin, kötüsü de var yani. O yüzden tabii de ki öyle. Bilal abicim sen ne söylüyorsun bu Concordato'ya? Biliyorduk zaten. Concordato tabii kaçınılmazdı. Şirketin borçları hastaya ulaşınca ve temizleme yolu olmayınca kaçınılmazdı. Daha da sarsacaktı Mehmet İlker'lerin durumunu ve ne yazık ki bu evliliğe gideceği düşünülen ilişkiyi de sonlandırma ihtimali fazla bu krizi. Çünkü ünlüler biraz pırpır yüreklidir. Biraz bu konulardan çekinirler. Arkalarını çok sağlam görmek isterler. Sağlam duvara güvenecekleri insanlara yaslanmak isterler. Vallahi ben kötü günde daha çok evlenirim. Evet. Ben kötü günde daha çok evlenirim ama Bilal Bey ben de Seren gibi düşünüyordum. O yüzden. Kaç tane kadın var Allah aşkına? Senin evliliklere dönüp bakınca sen hep destek oldun adamları. Yani böyle kadın çok az. Böyle kadın çok az bir de Hadise edebiliyoruz. Ne anneni dinledin ne yakın atın dinledin ama Mustafa'dan başka. Evet. Evet. Neyse artık mideyi düzelttiler artık dinliyor. Evet. Senin mahzun kırmızı günde 15. oldu maşallah. Ya onun için Hadise'de de yanıldığına inanıyoruz. Ben Hadise'nin Mehmet'i bırakacağına inanmıyorum. Öyle mi diyorsun? Ben Hadise'nin şu anda aşık olduğuna inanıyorum. Ben arkasına inanıyorum. Bile bakmayacağını yani düşünüyorum. Aşıklar ama yıpranır. Arkasına bakmadan gidecek. İlişki yıpranır. Terbiyesiz ya. Ya bir taraftan bir taraf para kazanıyorsa iyi yürekli birisiysen sonuçta ne yapacaksın yani? Aynen öyle yani. Yani her gece İşini her gece kana kadar düşünen bir erkek olacak evinde yani. Ya o kadar zor olacak ki o ilişki. O kadar zor ki. Yani zor ya. Ya çocuklar bu kadar para önemli mi? Bu kadar mı önemli? Benim için onu senin lan için. Lan milyonlar kazanan bir kadından bahsediyoruz. Ne olacak ki yani? Niye paylaşacak? Sizde ne güzel iş. Adam da para bir bitince zın kaçıyorsunuz. Yanlış anlıyorsun. Biz değil. Hadise'nin mantalitesini yorumluyorum ya ben şu anda. Hayır, sen genel de buradasın. Diyor. Ben de yani buradayım. Ben seni uçan bir adama evde bir tane yemek bu hayatta gitmez. Ben zaten kötü ama seni konuşuyorsak başka kötü yorumlar. Şu an Hadise'yi konuşuyoruz. Ama Hadise senin gibi düşünmezler. Hadise'nin de şu anda çok fazla alternatifi yok bence. Bence şu anda bırakır giderse büyük gol yer Hadise. Şimdi değil. Her şimdi konuda. Şimdi asla bırakır gitmez. Evet. Zaman içinde gidecek. Ya, yavaş yavaş tüyer diyor. Bu iş evliliğe gitmez. Concordato ilanı evliliği bitirir. Ben size söyleyeyim. Evlilik fikrinden döndürmüştür onları. Tabii. O ben de aynı fikirdeyim. Yoksa ama bu yaz onlar yüzdürüyor. Yakışıyorlar ya. Yakışıyorlar canım. Ben çok evleneceklerini düşünüyorum. Her şeye rağmen. Çünkü yakışıyorlar değil mi? Bence çok yakışıyorlar. Güzel. Yaşları yaşlarına yakışıyorlar. Yakışıyorlar. Yakışmakta evet bir problem yok. Yani. Ama Hadise'nin çok fiyasko bir senesiydi. Kötüydü. Dolayısıyla zaten bu çocuğa sarıldı. Yaralandı. Tabii. Çocuğa sarıldı bırakmasın diyor. Aynen. Peki. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Bilal Özcan. Bir an 6. aşıdan sonra görüşelim. Bodrum'a selamlar. Sağ olun.
Öpüyoruz seni, bay bay. Ben de. Mutlu yıllar, eve de mutlu yıllar. Bodrum'daki herkese çok kıskanıyorum ya, Bodrum'u. Bodrum'u çok seviyorum ben. Aşk Bodrum'da yaşanıyor, evet. Serenim. Evet, doğru. Ya şimdi bak siz söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Concordato'dan sonra ne olacak diyorsun ya. Şimdi rahmetli Oya abla hep örnek verirdi, çok mantıklı bir şey. Adam fabrikatör, 3-4 tane fabrikası var. Çorabını getirsin, yemek masasının yanına koysun, batmıyor sana. Adam iflas ediyor. Aynı çorap senin gözüne bak. Çek şuna, çek falan filan diyorsun. Yani bunu yapıyorsun diyordu. İster istemez kadının refleksi, güç seven kadınların refleksinde var bu. Allah bana da şu reflekslerden versin inşallah. Var bu yani. Batar yani diyordu. Doğru söylemek lazım. Bir bana sonra da çok zengin gibi. Adam çok batıyor. İnsan eti nefret ağırdır. Ediyorum onun hallerini, hareketlerini, böyle snobluklarını. Şimdi böyle bak tanıdığın adamın zengin tanıdığında niye batsın? Adam zengin fakirken tanıdı, zenginleşmiş görmüşsün. Zengin tanıdığında dersin ki zannedersin Mehmet Dinçerler de yığ yağdı, tek taşlar aldı bilmem öyle bir şey. Zaten o formatta bir çocuk değil. Hiçbir zaman olmadı. Yani o ya formatta tanışmadı. Adam, o, Reza Zarrab gibi değil. Yani öyle bir tanışıklık olmadı. Milyonlar. Çok ekstrem işte, bir örnek veriyorsun şimdi. Reza bambaşka bir para. O zaten kaçakçılık yaparak yani o paraları. Ya bu para yani. Bu bambaşka bir parası. Öyle bir parası altın kaçakçısıymış. Yani bana hadisenin mantığını galiba, şöyle. Öyle o zaman yani, tamam bana şunu kabul ettirsene. Paraya zaafı olmayan bir kadın Reza'nın nesine gitmiş olabilir? Yani nesine? Ebru Gündeş'i de içine katarak soruyorum. Hayır, onda %100 haklısın. Bir dakika, ya onda zaten %100 haklısın. Haydun'a demediğiniz kalmadı. Tabii hayır. Orada %100 haklısınız. Reza'nın onda, neresi tabii var ki, bakılacak? Herhalde. Bir kadın, yani. Mehmet İnçerler'in nesini, çok yakışıklı adam mı yok hadiseye? Ben anlamadım ya. Sen gerçekten bu ama bir dakika. Böyle bir sansasyondan, böyle bir girdaptan çıkıp şartlar diyorsun tabii onu ki şartlar. O şartlar hadise onun hadise böyle bir kadın demiyorsun. Büyük şartlardan bir, tabii, dolayı diyorsun büyük sen. Büyük bir yarabandı ve inanılmaz. Hani her zaman kadını ondan yanlış yapar ya. Tam ağladığında, tam kötü bir ilişkiden çıkıp herkes için demiyorum yani ama sarılmayan bir adamla beraberdi. Ona sarılmayan aslında fotoğrafını bile paylaşmıyordu. Sahip çıkmayan bir adamla beraberdi. Sahip çıkan bir adama geldi. O bir sığınacak liman oldu. Onun için onu sevdi ve de şimdi büyük yani. Bir tek tabii Kaan içinde demiyorum. Her kadın aslında bunu birazcık aynen. İster. Hem yani. Rıza olayından hem Kaan'a yani bütün o girdaplardan düşünsene tak diye bir liman buluyorsun kendine. Ve sarılıyorsun tabii. Çünkü çok büyük hatalardan geçti. Çok büyük rezillik, skandallar oldu. Her gün oldu. Nelerden bahsettik İşinden çocuklar. İşinden oldu. Yani tabii. Yani şeydeki koltuğunda. Ahdi vefadan kalırsa tabii. Kalır diyorsun. Tabii. Ama şey. Yine de bizim memleket enteresan bir memleket. Unutuyor hayat. Şöyle bir şey. Yani düşünsene Ebru Gündeş de çok sevilen bir kadın. Yani Ebru Gündeş de yani hadiseden bana göre çok daha büyük bir isim. Tabii. Ebru Gündeş'in kocasını, Ebru Gündeş de aynı programda program yaptıkları esnada yani onun evine gidip onunla yemek yiyip ondan sonra Ebru Gündeş'in kocasına aşk yaşayan bir kadını alaşağı edebilirdi basın. Etmedi. Yani çünkü burada çifte ayrımcılık var. Anlıyor musunuz arkadaşlar şimdi? Ama i̇şte ben kuvvetsiz de dün diyorum, ve topçu. Olmuş olsaydı Acun'la falan çalışmayan falan o zaman hepiniz yazardınız. İşte dün dedim ya iki yüzlüsünüz diye bazen. O yüzden Türkiye'de maalesef yani iyi ki bizler varız da televizyonda. Bizler hiç kimsenin hani bizim böyle bir gazetede çalışmıyoruz. Yani gazetecilik yapmıyoruz. Hiç kimse bize bir yaptırım uygulamıyor da biz doğruları söylüyoruz. Yoksa var ya yani siz namusluya namussuz, namussuza namuslu derdiniz. Çünkü sizin de kabahatiniz yok. Böyle yaptılar. Basın yani öyle yapıyor. Böyle evet. Yani, peki şimdi. Lansman oldu. Demet Akalın kaç dinlendi kardeşim bu yıl? Bu Demet Akalın kaç dinlendi? Ay peki Demet Akalın Justin Bieber mı? Justin Bieber'ı sonra koymuş. Hepsini koymuş. Milyar dinlenmiş. Sen milyar, milyon. Sen ne yaptın? Buyurun. Yeni yıla polemiklerle başlayan Polemikler Kraliçesi. Çok üzüldüm çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben. Yaptığı paylaşımla olay oldu. Yeni yıla saatler kala popüler bir müzik platformunun dinlenme sayılarını paylaşan Demet Akalın tam 250 milyon kez dinlendiğini iddia etti. Ünlü popçunun paylaşımına itirazlar gecikmedi. Sayıyı abartılı bulanlar Demet Akalın'ın yanlış veri paylaştığını ileri sürerek müzik platformunun Akalın'ın paylaşımını kaldırdığını iddia etti.
haberimizin ardından Demet Akalın'ın cevabı gecikmedi. Demet Akalın'dan bir mesaj var. Canlı yayın esnasında attığı mesajla haberim yok diyerek kendisine ulaşan verilerden bu sayıyı paylaştığını ileri sürdü. Demet şu anda siliyor. Bu yanlışsa sileyim bari diyor. Sil bunu Demet. Niye biliyor musun? Çünkü sayfa diyor ki yanlışlık var diyor. Bununla da yetinmeyen Demet Akalın yayınımızın ardından müzik platformundan gelen verileri paylaştı. 2021 yılında 250 milyon kez dinlendiğini belgeledi. Paylaşımlarıyla haberlerin Aralık ayı diye gösterdiği 250 milyon dinlenme sayısının yıllık olduğunu vurgulayan Demet Akalın, Justin Bieber'la kıyaslanması içinse bu arada Justin 37 milyar dinlenme almış diyerek tiye aldı. Şimdi benim anladığım bu müzik platformunda bir yıl boyunca Demet Akalın'ın tüm şarkıları sanırım değil mi? Ne kadar dinleniyor? Onun verisi bu. Bu şeyi de Demet Akalın bize yolladı. İşte öyle. Evet. 37 milyar dinlenen Justin Bieber'ı tabii ki diyor ciddiye almayın. Ben 37 milyar dinlenmiş ya. Tamam da niye Justin Bieber'la şey... Dün şöyle bir haber çıktı ya. Öyleydi ya. Justin Bieber bile bu kadar dinlenmemişken, 250 milyon dinlenmemişken. Hani Demet tamam da boş ver, o öyle haber çıkmış. Yani sonuçta Türkiye'deki birçok sanatçıdan daha fazla şarkıları dinleniyor, öyle mi? Dinleniyor ya ama hayır. Yani bu arada da hani arada dipnot olarak 37 milyar dinlenmiş Justin. Düşün yani. Ama bütün çocuklar dinliyor, boş ver Demet'ciğim, sen çok başarılısın. Bir kere 100 bin tane şarkım var, hepsi de tuttu. Hepsi çok dinleniyor. Bütün herkese... Bu seren iyice çok iyi oldu, yemin ederim. İyice sen çok iyileşmeye başladın. Hayatım bir şey söyleyeceğim. Ama şu verilerin hepsini biliyor musun? Bu 15 senedir mi, 20 senedir de tek başına bu popçu değil mi? Bütün şarkıları tuttu mu bu kızın? Kesinlikle. Ve her albümdeki bütün şarkılar hit oldu mu? Oldu. Şimdi hakkını... Fakat bir anaçlık geldi tipine. Evet. Onu bir şey yapalım. Şu ben dedim biraz açıl dedim. Açıl biraz. Evet. Yani açılmak değil ya. Hayır, mecazi göre... anlamda. Ona yani daha kreatif. Hayır, bunlar değil Demet. Yani bunlar sen değilsin. O yüzden de ben seni bir an önce... Bu çok anne gibi değil mi? Böyle hani... Bu elbiseyi zaten nereden giymişsin hiç bilemem. Herhalde bir... Hani o gün kırmızı olsun benim olsun dedin ama... bunun dışında ben Demet Akalın'ı... Aslında ilk çıktığında hatırlıyor musun? Bir esmer saç yapmıştı. Siyah saç falan. Sebebim mi? Ne kadar güzeldi oğlum. Ben seni böyle bir görmek istiyorum. Bir farklı bir imaj istiyorum Demet'te ben. Bir tek bu eksik biliyor musun? Çünkü dedim ki yeni arabesk albüm yap dedim. Demet arabesk fantezi çok güzel söyler. Bir şey söyleyeceğim ya. Demet Akalın sebebimi mi okudu? Sebebim onun şarkısıydı sebebim zaten. Sebebim şey Fulde'nin Serdar Ortaç şarkısı. Serdar Ortaç şarkıları coverlanıyor evet. 3-4 projede okuyacak. Şarkı okuyor şu anda. Birilerinin albümünde tek şarkı okay. Tek şarkı. Zaten okuyor. 3 tane 4 tane şimdi, şarkı var. Şimdi tabii bu verilere göre Sezen Aksu 1 milyar aynen. İzlenmiş, 1 milyar. Dinlenmiş pardon. Merve Özbey 200 milyon, Serdar Ortaç ve Oğuzhan Koç 300 milyon. Yani şöyle bütün bir yıl boyunca o platformda Demet Akalın'ı tıkladığınız sayı 250 milyon. Yani bu çok tabii normal. Bunu da düzeltelim tekrar. Justin Bieber'da 37 milyar. Yine gördüğün gibi 90'lı yılların sanatçıları dinleniyor. Tabii, bak, ondan sonraki çıkan popçular zırt. Ama Demet'in olmadığını düşünüyor. Çok eksiklik değil mi popçular? Tabii tıklayacak... canım. Hayır yani Demet'in yani, olması gibi bir şey olabilir evet mi? Evet ya. Hani ya, o yüzden ya. 90'lar moksanlar değil de Demet'in de yaşıyor şey yok artık yani. Her yıla hitap etti artık o da. Hayır o da zaten hani bir şekilde evet. Eski diye. Yani şöyle söyleyelim keşke silmeseydi. Dün sil dedik. Silmeseydi iyiydi. Fark etmez ya. Ama sen silsen de silmesen aynen. De 250 milyon. Ya veri milyon. Önemli değil. Önemli Demet olan Akalın, yerini koruyor musun? Demet Akalın. Şarkın tutuyor mu değil mi? Popa eskiden ne kadar nitelik önemliydi. Şimdi nicelik önemli. Yani nitelikli şimdi, olmak şimdi önemliydi. Şimdi şey kaç yok. Tane önemli? Kaç tane? Kaç i̇şte İngilizce'de kaç bir laf vardır. Miktar değil kalite önemli. Eskiden de bence o. Şimdi herkes artık ne kadar çok tıka sayıya. Şu anda kalite diye bir şey kalmadı canım. Rezillik ya. Sayıya bakıyorlar. Kaç izlendiğine bakıyorlar. Maalesef ki durum bu. Demet Akalın ama zaten Demet senin bu yıl içerisindeki daha dakika bir gol bir yaptığın sansasyon diyor ya kız tarafını uyardım. Demet bir zaten şu kapıdan çıkarken var ya. Bir senin kapısını... yüzünden. Ay, pardon ne? Her kapıdan çıkarken şöyle kendince böyle ufak bir sohbet ediyor. O sohbet zaten bir başlık olmuş oluyor bize sağ olsun. Ve bilgiler vermiş oluyor. Senin yüzünden
Adam eve gidemiyor eve. Eve almıyor şu anda karısı. Demet yüzünden. Demet yüzünden. Senin yüzünden adam... daha eve gidemiyor artık ya karısı. Ya Demet'in ne kadar. Ay Allah aşkına bırak almıyor. Ya. Bir de senin yüzünden. Bırak da. Hiçbirimizin de yüzünden değil. Demet, herkes bak, sahip çıkacak bir her yerine. Ben doğrulardayım. Herkes bir yerlerine sahip çıkacak. Çok adam çıkacak. Zaten çıkıp dedi ki ben dedi çok mesafe koyamadığım için özür diliyorum dedi. Özür dedim bitti dedi yani. Öbürü ya zaten hiç evde yok. Daha açıklama yapmadı. Karısı kabul etmiyor şu anda. Etmez. Şimdi etmez. Ve sonra eder. Eve gidip gitmiyor şu anda. Kim? Ya. Neymiş eve? Eve gitmiyor vallahi diye biliyorum. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Herkes yaptığının cezasını biraz çekecek. Bir yani. O kadar gider. Da kolay değil. Yani bunlar çıkacak. Benim kocama aa kocam gel sonra bu yolu devam yani. Kocasıyla resimleri kaldırmış olabilir biliyor musun? Aslıydı değil mi bizim? Öyle mi? Resimleri kaldırmış ama. Değil mi? Biz var dedik ya. Resimleri kaldırmak yok, demek. Duruyor mu? Koymuş duruyor ben. Arşivlemişti bence. Sonra açtı herhalde. Ama o resim kaldırmak demek aşkın bittiğini gösterdi. Ya o resimler en fazla arşive kalkıyor. Aynen. Sonra geri iniyor. O arşive hepsi bizde. Buyurun iki profesyonelden. Yani. Bir arşivin Allahu Ekber. Ama Allah göstersin. Bence biraz paspas etsin zaten adamı. Bence de etsin. Etsin. Sürünsün. Aynen. Şimdi senin çok var mı arşivin artık? Çok ağlamış. Senin bir. Arşivin var mı? Yok benim hiç. Birbirimize arşivlerimizi gösterelim. Ben gösterebilirim. Seninkileri görmesek biz. Seninkileri görmesek. Niye gayet güzel. Sen arşiv göstermek istiyorsan ben geçmiş bütün görüntüleri çıkartıyorum. Yok öyle bir arşivim yok. O şekilde söylemedim ben. Bu şekilde olmaz. O şekilde olmaz. Peki tamam. Şimdi arşivler demişken biraz sizi geçmişe götüreceğiz. Şöyle geçen haftaya falan. Burak Sergen. Biliyorsunuz ki Burak Sergen bir hanımefendiyle görüntülendikten sonra biraz sinirlenmişti. Onlar bizim kardeşlerimiz demişti. Ve ayağa kaymış düşmüştü. Biz de onu görüntülemiştik. El ele yakalandı veya bir şey demeyeceksin değil mi? Bir hanımefendiyle daha yakalandı. Ve yine çok sinirli. Buyurun. Söylemezsem olmazın özel haberi. Bizimkiler bile bak. Merhabalar. Merhabalar. Yine Burak Sergen, yine film gibi olaylar. 2021 Burak Sergen için çok zor geçti. Covid-19'da yaklaşık bir ay boyunca savaşan ünlü oyuncu tedavi sürecini alnının akıyla atlattı. Ancak Burak Sergen asıl darbeyi Covid'den değil, hayat arkadaşım dediği kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal'dan yedi. Ünsal'ın Burak Sergen Covid-19'da boğuşurken eşi sana özel kaçmazlığa sakaç yaşadığını söylemezsem olmaz ortaya çıkardı. İhanet sonrası direkt olarak boşanma davası açan Burak Sergen kendisini yeni bir sayfa açmak için önce setlere döndü sonra hayata. Sergen geçtiğimiz yıl bir mekan çıkışı sarışın bir hanımefendiyle görüntülenmiş. Herkes onun için sevinmişti yeni bir aşk var diye. İlk defa şöyle bir çıkayım arkadaşlarımla bir yemek yiyeyim dedim. Avukatım falan da burada. Öyle. Ancak Sergen sadece arkadaşız diyerek geçiştirmişti. Ardından bir sonraki gün muhabirimiz Mustafa Burak Sergen'i aynı hanımefendiyle sarmaş dolaş alkollü bir halde evinin önünde yakalamıştı. Bak bizimkiler geliyor bak. Merhabalar. Merhabalar. Ayrar mısınız? Bak ben nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim efendim. Efendim hayırlı olsun. Gördün mü? Efendim. İlişkiniz de zaman başladı efendim. Ne? 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 İlişkiniz ne zaman başladı hanımefendiyle? Yok ya bunlar bizim kardeşimiz. Burak Sergen söylemezsem olmaz özel görüntülere söylemezsem olmaz canlı yayınında açıklık getirmişti. Devamlı sevgilisi diyorsunuz çok çok güzel diyorsunuz da gece bir önceki gittiğim mekandan başlıyor. O mekanda avukatımla birlikte, avukatı demiştiniz, benim avukatım erkek. Magazin dünyası için belki de Burak Sergen'in aşk defteri kapanacaktı. Ancak size şimdi öyle bilgiler aktaracağız ki nutkunuz tutulacak. Yine Burak Sergen, yine olaylar, yine hızlı gece hayatı ve yine alkollü. İddialara göre gece bir sularında Burak Sergen esmer bir kadınla birlikte Ortaköy'de bir mekanda buluşup yakınlaştı ve insanların iddialarına göre sarmaş dolaş kimseye aldırmadan öpüştükleri iddia edildi. Söylentiler bununla sınırlı değil. İhbar hattımıza gelen bilgilere göre Sergen yan masadakilerle ne bakıyorsunuz diyerek kavgaya tutuştu, kavganın alevlendi ve masaların sandalyelerin havada uçuştuğu söylendi. Haliyle Sergen
Sergen ve sevgilisi mekandan yaka paça dışarı atılıyor. Dışarıdayken de Sergen küfür ve hakaretlerine devam ediyor. Bakalım Burak Sergen bu söylentilere bir cevap verecek mi? Çok tatlı bir kadın ya. Bu kadın gibi kelebekte kesin ödül onun alması gerekiyordu. Çok büyük tatlı bir yardımcı yendi. Oyuncu ya. İki gerçekten. Tane bacak gördünüz ama iki göğüs iki bacak koskocaman kelebek ödülü oraya gidiyor. Kusura bakmayın. Bu güçlü, gönül güçlü var ya, o dizinin totalinde hepsinden, yani hepsi çok iyi oyuncu. Ama yani yükselen değer kesin. Bu kadar iyi bir oyuncu olamaz. Ve çok genç bir kadın. Gönül güçlü karakterinde. Ve hepsinden de yemin ediyorum ki şey, yani hepsi çok iyi de hepsini çok seviyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın ama neydi kız? Melis rolünü oynayan? Melis Sezen. Yani ona şimdi niye ödül verdiniz? Onu anlamadım. Şimdi. Hani popülaritesi daha fazla diye mi verdiniz? Neyse Burak Sergen'e gelelim. Burak Sergen'in bu gerginliği söz konusu. Şimdi böyle bir görüntü elimizde yok ama tabii orada olanlar olayı bize anlattılar. Ne bakıyorsunuz ulan diye yan masayla bir kavgaya tutuşma hali var. Yine yanında bir esmer varken bu defada. Yani yani belki de rahatsız edici bakıyorlardı da belki de. Yani diyebilir tabii ki artık. Şöyle bu yoğun bakıma 50 yaşından sonra yoğun bakıma girince buradaki ilaçlar Mehmet Ali'de de oldu. Bunlarda bir enerji depolanması oluyor yoğun bakımdan çıktıktan sonra. Ama bazen öyle taciz de oluyor biliyorsun. Hani bakarlar ya rahatsız edene kadar. Bana göre bu kadar ağır bir hastalık geçirmişsin. Bana göre böyle her gece sokakta olması ve alkol alması kendi adına. Kimseye bir zararı yok Burak Sergen'i de seviyoruz ayrıca da. Setler zaten çok yorucu. Çok yoğun çalışıyor. Ya belki o da ölümden kurtulduğunun herhalde işte. Biraz daha dedi baktı kurtulayım biraz daha cebelleşeyim bakayım yani, nasıl kendimi öldürebilirim diye. Burak Sergen son derece kibardı bağlandığında. Ve ben bir şeye dikkat ettim. Roll Caption'da yani o akarken yazılar. Ve Burak Sergen şeyi. Tabii ki çünkü ve Burak Sergen şimdi ve Burak Sergen olmak biliyorsun önemli Serencim. Ve bu yüzden ve Serencim. Ve bu yüzden ister istemez her şeyin sorumluluk sahibi oluyor. Tabii. Her şeyin gittiğin, oturduğun, yediğin, içtiğin mekan, kişi, verdiğin sır. Sen çünkü bir dizinin V karakteriysen. Evet, bir de kendini prezente etmiyorsun. Artık bütün her şeyi prezente etmeye başlıyorsun. Tabii. Ve sorumluluğun çok ağır. Evet. Bu sunumda da bu prezentede de sen sınıfta kalırsan biz ister istemez tabii. Hayal kırıklığına uğruyoruz. Ama ben yine söyleyeceğim Burak Sergen'in alkol kesinlikle yanından geçmemeli. Herhalde sevdiği için de o yüzden devamlı dışarı çıkıyor. Yoksa sevmese belki bu kadar dışa dönük de yaşamaz. Bence onu bir kadeh ki sağlığa çok zararlıdır. Bir kadeh bile bozuyor. Şu an ilaçlardan bence olabilir. Zarar. Ailecek bunlar değerli bir aile. Toprak Sergen vardı biliyorsun. Yani bu yani şey... Onlar bir şey mi? Onlar ne? Toprak Sergen vardı ya. Ay var akraba mı demek evet, istiyor? Evet akrabalar Toprak Sergen onun kardeşlermiş. Kardeşi. Ay bayılırım tabii. Toprak Sergen'e. Toprak Sergen de yani bunlar değerli bir aile. Bayağı böyle çok işte severim. Devlet tiyatrolarında falan görev almışlar. Yani şey böyle background falan iyi bir aile yani. O yüzden de şimdi ama çapkınlardı aynı zamanda. Yani gençlikten gelen bir şey. Bu da normal bir şey değil. Yani bir yere gidip de bir şey içmek de bir şey değil. Fakat yeni hastalıktan çıkınca bak Mehmet Ali için de çok korkuyorum mesela Erbil için. Yani o da yani lastiği patlamış araba gibi gidiyor. Yani evine herkes geliyor maske takmıyor. Gerçekten Burak Bey de aynı şekilde endişe Mehmet ediyoruz. Mehmet Ali Bolu şey artık evde takılıyor. Evde takılıyor da sokakta bütün evinde. Evde takılıyor. Evde, 100 kişi. Evde evet. Oyun aynen. Oynatıyor şey böyle şey çocuk oyunları bilmem neler var. Böyle eve çağırıyor herkesi. Evde baba şeyi oraya taşımış. Ama çok kalabalık. Kıbrıs'a. Kıbrıs'a gidemiyorum diyor. Kıbrıs bana gelsin diye. Çok sevdiği arkadaşlarıyla sohbet ediyor yani çağırıyor. Öyle gırgır yapıyorlar. Neyse yani biz sizin sağlığınızı yapımcımız düşünüyoruz. Belki. İsim vermeyelim diyor. Oyun isimleri vermeyelim diyor. Oyun isimleri vermiyor. Sonra çocuk oyunları. Dizide iki karakterinde
Ya aslında karısını dinleyen, karısına it isse de evet. Sonra gönlünü almayı bilen falan. Fakat zamanında yemediği nane kalmamış. Yama, her gün bir yerden çocuğu çıkan galiba. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Ama bak demek ki sonra insan düzelebiliyor. Bak o çocuk da çok iyi bir oyuncu. Evet. Bizden bahsediyoruz. Serenleşti iyice. Ha? Sonra işte insanlar düzelebiliyor. Hayır düzelebiliyor yani illaki. Ne bu bileyim? Arada sadakatsizde yani. Şeyin Asya'nın yeni sevgilisini de çok beğeniyorum ben. Berkay çok düzgün bir çocuk oyuncu. Ya o da çok iyi bir oyuncu. Çok aslında çocuk yakışıklı bir çocuk değil. Baştan onu hiç beğenmedim. Değil. Ne alaka bunu sokmuşlar falan yaptı. Bana ne oldu? Figürasyon gibi kocasına geldi mi? Kocasına barışmasını istiyorum. Ama çok güzel. Bak çok tuhaf bir yani. Şey. İyi bir adam çıktı ya karşısına. Siz biliyor musunuz? Şimdi kocasına barışmasını istiyorum. Anne dizisinde de oynadı. Gonca Vusateri'nin kocasını oynuyordu. Hani çocuğu çöpe koyanlar. Bunların ikisiydi işte. Cansu Deren'in başrolünde çok iyi diziydi. Bu çocuğu çok beğendim burada. Şu anda da eski kocasına dönmesini istemiyorum ki ben bu kadar isterdim yani. Ama bu çocuk çok prima bir çocuk çıktı belki şeyden. Her şey değişebiliyor demek şey ki. Değişiyor. Ön yargılar. Evet dediler ben de o zaman. Hayır abi yaşamasın. Burada ne biliyor musun olay? Doğru adam evet. Ya da doğru kadın. Kesinlikle. Bu adam ona doğru. Bence en güzel şey doğru zaman. İşte çünkü hayır, çok hayır, doğru bir adam bazen öyle bir zamanda çıkıyor ki karşına. Ya şimdi mi geliyorsun be kardeşim diyorsun insana anladın mı? Yok ya doğru adamın zamanlaması ne olursa olsun bir kadına iyi gelir yani bence. Ben de onu düşünüyorum. Yok ama düşünün, bazen doğru söylüyor. Ama evlendin. Çoluk çocuk sahibisin doğru evet. Adam çıktı karşına. Ama ben onun karşısına bakmam ki o doğru mu? Ya ama işte doğru adam olduğunu anlayana kadar zaten çoktan geçmiş iş işten canım. Ben çok doğruydum diye anlatıyorsun da çok yok geç artık. Tabi bazıları için geç bazıları zaten için hiç kimseye. Zaten bunu anlayana kadar ömür bitiyor arkadaşlar. Ama öyle olması güzel oluyor. Niye güzel oluyor biliyor musun? O geride bıraktığın o küstaha o loser'a kadın olsun erkek olsun diyorsun ki. Ya diyorsun oh, bak. Diyorsun öbürü de orada kalıyor mu? Tabii. Bu beni bırakamaz Allah diyen tarafından. O bilmem ne yapamaz diyen adam. Orada Allah herkese çok güzel yazılar yazsın. Yine de boşver kısa hayat ben ne bileyim öyle oluyor kızıyorsun ediyorsun bilmem ne. Ha yok tabii herkes iyi olsun herkes o iyi ayrı. Olsun, boş ver. Peki evet. Şimdi bir tane yarışma programı başladı Fox TV ekranlarında. Maske kimsin ben sen? Ben çok bilemedim ya. İzledim iki bölümünü yani. De izledim. Rütük'le alakalı ciddi bir sorun yaşıyor program. Bakalım siz aynı fikirde misiniz? Biraz ürkütücü gelecek mi maskeler? Buyurun. Yılların tartışılan polemiği yeniden baş gösterdi. Hem de herkesin gözü önünde Maske Kimsin Sen yarışma programında yaşandı. Seyircilerin tepkileri üzerine ortaya atılan Illuminati ve Satanizm iddiaları Rütü'yü harekete geçirdi. Illuminati uzun yıllardır çok sayıda komple teorisinin merkezinde. Bu teorilere inanan birçok kişi Illuminati'nin tarihte büyük devrimlerden suikastlara kadar birçok olayın arkasında bulunduğunu, nihai amacı dünyayı ele geçirmek olan gizli ve çok güçlü bir yapı olduğunu düşünüyor. Günümüz dünyasında sık sık karşımıza çıkan Illuminati, paganizm ve satanizm figürleri merak konusu oluyor. Dizilere ve filmlere konu olan bu polemik yıllardır tartışılıyor. Ülkemize geldiğimizde ise geçtiğimiz günlerde skandal bir iddia aldı başını gitti. Fox TV kanalında ekranlara gelen yeni program Maske Kimsin Sen yarışması tanıtım videolarının yayınlanmasıyla birlikte vatandaştan büyük tepki çekti. Program ilk bölümüyle birlikte şoku yaşadı. Fenomen program için vatandaşlar Rütü'ye gitti. Yarışmadaki maskelerin pagan figürleri içerdiği öne sürülürken programda satanizm propagandası yapıldı ve çocukları olumsuz etkilediği iddia edildi. Tepkilerin ardından Rütük Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu şu yazıyı paylaştı. Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizliklerin incelemeye alınacaktır. Açıklamanın ardından gelişmeler peş peşe yaşandı. Yarışmanın jüri üyesi oyuncu Eda Ece isyan etti. Programın yayınlandığı ülkeleri paylaşıp Maske Kimsin Sen? Tüm dünyada olan bir yarışma formatı Masked Singer yayınlandığı ülkeler ekti. Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'da dahil söz yerini kullandı. Şimdi kafalarda birçok soru var. Programdaki kostümlerin pagan figürleri içerdiği iddiaları doğru mu? Program çocukların izlemesi için uygun mu? Bu sorular cevabını ararken dün yaşanan bir gelişme olay oldu. Olay iddiaların olduğu program Maske Kimsin Sen yarışma programı yayın gününü haftada ikiye çıkardı. Anlaşılan bu tartışmalar yine en çok tepkilerin odağındaki tarafa yaradı. Peki sizce Maske Kimsin Sen yarışma programındaki pagan figürlerinin Illuminati gibi kavramlarla bilgisi var mı?
paganizm, Illuminati, pagan figürleri bunlara benzetildi. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Formatı şöyle anlatayım. Ünlüler tanınmamak için, vücutlarının dahi tanınmaması için baştan aşağı bir kostüme bürünüyorlar. Dolayısıyla bu kostümler doğal yani. Çünkü bu kostümlere bürünürken tanınırsın. Evet. İsimleri hitap edilmiyor. Atıyorum işte buna unicorn demişler. Unicorn. Geyik var. Dinozor var. Ayna var. Bu ejderha mesela. Öyle hepsi var. Bunların hepsinin içerisinden de ünlüler çıkıyor. Geçtiğimiz hafta çıkan ünlüler arasında Ümit Karan vardı. Elendi. Hazer Ameli vardı. Elendi. Ama tabii kim olduğunu bizler bilmiyoruz izleyiciler. Onlar jüriler tahminiyle devam ediyor. Fakat Rütük'ten uyarı geldikten sonra program Fox TV ne yaptı biliyor musunuz? İkiye çıkardı. E tamam iyi İkiye yapmış doğru çıkarttı. Kullanmış doğru olayı. Doğru kullanmış değil Rütük'te de savaşamazsın ya. Ama Rütük'ten ne gibi bir uyarı aldı? İşte bu, bu şeyler. Illuminati bilmem Illuminati, ne gibi şeyler. Paganizmi. Ama bununla ne alakası var? Şimdi bazen de dolduruşa da geliyoruz diye düşünüyorum. Yani işte bunlar kostüm. Maskeli balo gibi bir şey. Aynen öyle yani. Birçok figür ama pagan kültüründen geliyor buradaki. Onu da söyleyelim. Yani bütün dünyada bak Suudi Arabistan gibi yani bir türü hani bayağı konservatif dediğimiz ülkelerde bile yayınlanıyor. Ya bazen tabii bazı şekillere de illaki o olacak diye bakmamak lazım. Program eğlenceliydi. Yani. Ama Eda Ece zaten çok komikti. Çok tatlılar. Yani bence bu programın kostümleri de bütün ülkelere aynı şekilde yani, dağıtılıyor diye düşünüyorum bence. Ben. Ya bu kostümler yeni yapılmamış veya da Türkiye'de yapılmış gibi gelmedi bana çok, açıkçası. Çok birebir yapmış. Konsept, o kadar kaliteli ki. Yani kostümler. Bence bu program formatını kostümleri bence yapan bütün formatlara bu kostümler gönderiyor. Burada bunların Türkiye'de yapılma şansı yok. Hiç inanmam yani. Dünyada birkaç ülkede evet yayınlanıyor bu format. Ama tabii Rütük'le alakalı ciddi bir uyarı aslında gitti Rütük, onlara. Rütük sadece kontrol ediyor. Sağ olsun yoksa öyle bir demir hani kafasına vurmuyor. Halkın tabii ki öyle, şikayetlerinden tabii ki öyle. Dolayı. Ama şimdi halkın da her şikayet ettiği şey doğru mu? Ya da bazı şeyler yani, şikayet edilmiyor mu? Mahsus. Ben bir tane program açıyorum. Yani, diyor ki işte Sultan Hanım çocuğunun babasının kim olduğuna bakması için DNA Yani. Sultan Hanım çocuğunun babasının kim olduğunu bilmiyor mu? Yani. DNA yani, testiyle falan öğreniliyor. Hani, yani aslında böyle baktığınız zaman böyle programların da Rütük tarafından tabii ciddi anlamda uyarıldığını zaten duyuyoruz ama herkes ister istemez. Hani bu yani, bir eğlence programıyken bırakın eğlenelim mantalitesiyle devam etti. Gerçekte hayatta olanların biraz da konuşulmasını söyledi. İntihar edenlerden tut da bilmem nelerden tut da DNA, bir sürü iyi şeyler var. Hani şikayet edilecekse çok şeyler şikayet edilebilir. Evet. Yani. Veyahut da yayından kaldırılacaksa da kaldırılır. Şimdi evlilik programları kaldırıldı. Keşke kaldırılmasaydı daha şimdi eğlenceliydi. Daha hayır, ay neden öyle diyorsun? Evlilik programından suyu çıkmıştı. Hayır, senin, ama, sizin yüzünüzden tamam kaldırıldı ama, o program. Sizin sayemizde diyelim sayemizde. Şimdi evliyken yapılan rezaletlerin programları var. Daha beterici oldu bana kalırsa. O zaman böyle işte böyle aynen, rezillikler evlilikler de yapılmamalı. Böyle rezil bana göre eğlence bakın 90'lı yıllar yine 80'li yıllar. Yani o zamanki eğlence programları, müzik programları. Vallahi ne güzel yani şeyler vardı. Biraz daha İtalyan vari şimdi kanallar şimdi televizyonu açıyorsun olsa, ağlaman zırlaman geliyor yani, devamlı böyle dram. Onun kocası ona kaçmış, evet, komşuya kaçmış, o muhtara kaçmış, muhtar daha kaçmış. Yani programlar daha hep şey yani, almış. Kusura bakmayın evlilik yani programı dün, daha beter halde. Dün bir reality programı izliyorum. Yani gerçekten hanımefendiyi takdir ettim. Dört tane ayrı ayrı adam stüdyoda duruyor. Dördünü birden kandırmış. Bir de nişanlanmış. Bir de ünlülere laf edersiniz. Ünlülere laf ve edersiniz. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ha. Ne fiziksel olarak saçını nasıl toplamış biliyor musun? Bak bir tane kendine özendiği bir yeri yok. Vay be dedim. Çocukların hepsi gencecik dizmiş böyle çocukları ip gibi. Hepsi de bağırıyor. Cennette cennet, cennette cennet. Ne cennetmişsin be dedim. Ya görüyor musun? Ya. Şimdi size soruyorum bu program bu yarıdan sonra ne olur? İki katına çıktı ama Fox'un direnişi Rütük'le savaşamaz. Ya iki katına neyse çıktı hayatım ben anlamadım. Süresi bir mi? Haftada iki oldu. Ha. Yani o uyarı almış olması demek bir şey değil. Uyarı alırsın ama. Bir kere daha alırsa ve bir kere daha alırsa para cezası bir kere daha alırsa durdurma kararı alabiliyor biliyorsunuz. Vallahi, evet, Ahmet Hakan da bir şey yazmış da onu tüm Hemen Ahmet Hakan atlamış canım. Cem Yılmaz'a da yazdı bir şeyler. Ne demiş Ahmet Hakan? Şimdi hepsini okuyamıyorum. Ahmet Hakan bugün bir şey yazar, yarın tam tersini yazar. O yüzden
24 saat şey gibi, doktor raporu gibi Ahmet Hakan'ın yazıları. Yani ancak 24 saat geçerli. Yani hani... ufak bir başlığını okuyayım. Maskeli balo diye bir şey yok bizde. İyi ki de yok. Çünkü beceremiyoruz. Yapmaya kalkıştığımızda elimize yüzümüze bulaştırıyoruz. Bence burada galiba güzel bir şey diyor olabilir, bilemedim. Yani orada çünkü prodüksiyon çok iyi. Herhalde burada onu demek istemiyordur. Onu demek istiyor. Biz yapamıyoruz diyor bu tip şeyleri. İşte, aynen. Yani, bana göre de çok kaliteli bir program, anlamadım neyi beğenmediğini. Çok çok uzun süredir gördüğüm en başarılı prodüksiyon. Ama Rütük açısından zararı varsa bunu gerçekten Rütük bilebilir. Ama bu gerçekten sevgili Rütük'e de söyleyelim. DNA ile çocuğunun nereden, kimden olduğunu öğrenen aileleri görmekten de gerçekten imtina ediyoruz. Sen diyorsun ki 4 tane adam var. Stüdyoda aynı anda. Düşün. Aynı anda ve hepsi da kadınla ilgili. Yani ilişkileri bir şekilde var. Onu bırak. Yani. Adam stüdyoda kadın sevgilisinin yanında kocasına bağlanıyor. Diyor ki ben seni istemiyorum. Sen dön gel, ben seni istiyorum diyor. Adam karısı başkası adamın yanında. Yani, şimdi hani, o kadar değer yargılı. Yani, artık taç takılmış. Bunları abi. seyrede herkese bundan normal gelmeye başlıyor. İşte hani bırakın bunlar işte eğlenceli bari. Eskiden bu magazin programlarına laf ediliyordu. Diyordu ki işte bakın şöyle oldu böyle oldu topluma. Biz var ya Ahmet'iz. Biz, ay, tabii canım. Biz neler, biz ne kadar tertemiz şeyler gösteriyormuşuz. Zaten farkındaysanız. Yani bir iki tane var bizde de öyle. 12 formatın sultanıyız biz. Aynen, farkındaysanız zaten artık bize hiçbir şey demiyorlar. Artık evet. Bunları seyrettikten gerçekten sonra. Gerçekten öyle. Ama bizim program özellikle gerçekten ailenin çok ve kadının çok yanında. Aslında haklının çok yanında. Aynen. O yüzden de bütün insanlar haksızlığa uğradıkları zaman bizim programa bağlanıp haklılıklarını ispat edebiliyorlar. Buna imkan veriyoruz. Keşke herkes bizim gibi duyarlı olsa. Ama dediğim gibi Rütük Başkanı da çok tatlı ve çok doğru bir adam aslında. Çok da modern bir adam. Ama tabii ki uyarılara da dikkate almak durumundayız. Yoksa tabii. Kapanır valla. Evet. Peki şimdi bir boşandılar mı, bir barıştılar mı? Hep böyle gittik geldik Kenan'la Beren'le alakalı ama. Ya kaç yıl artık. Oldu hem de şu anda? Boşandıramadılar. Bir müjde var. Çocuk. Bakalım. Evliliklerinde kara bulutlar dolaştı. Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat pandemi döneminden ağır yaralarla çıktı. Zor günleri geride bırakan Kenan Beren çifti yeni yıla bomba gibi girerken kafalarda soru işaretleri de bıraktılar. Daha bir yıl önce aralarında ihanet iddiaları, boşanma haberleri çıkan ünlü ikili bu zor günleri nasıl atlattı? Merhaba, nasılsınız efendim? Harikayız, teşekkür ederim. Pandemi dönemi onlar için çok zor geçti. Ünlü ikili hakkında ayrılık iddiaları alıp başını gitmiş. Bu haberlerin çıkmasındaki asıl sebebin ise Beren Saat'in Fransız DJ Maga ile olan bu görüntülerinin magazin basınında gündem olması gösterilmişti. Çok konuşulan sosyal medyada çok fotoğrafta kişisiz misiniz efendim? Evet benim. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun geri dönüşü olmayan bir ayrılık yolunda olduğu söylenirken Beren Saat'in trafik kazasında hayatını kaybeden sevgilisi Efe'yi her yıl unutmayıp paylaşması iddialara göre Kenan Doğulu'yu içten içe rahatsız ediyordu. Ancak beklenen olmadı. Müzik onlara yaradı. Beren Saat'in müzik sevdasına eşi Kenan Doğulu destek çıktı. Onları müzik yeniden birleştirdi. Birlikte kameralara mutluluk pozları verirken merhaba şahane. Çok güzel bir akşam, neler söyleyeceksiniz? Evet, çok heyecanlıyız. Hayırlı olsun, yepyeni bir proje. Geçtiğimiz yılda da söylemezsem olmazsa alkollü bir şekilde yakalanmışlardı. Evet, sabacımızın doğum günüydü bugün, onun için geldik. Siz neler yapıyorsunuz? Güler yüzlü olmaları ise dikkatlerden kaçmamıştı. Güzel güzel, teşekkür ederiz. Anlayacağınız Beren ve Kenan artık bazı durumları yoluna oturtmuştu. Hal böyle olunca ikilinin evliliklerini düzene koymasının ardından hayranlarının müjdeli bir haber bekliyor mu sorusu da konuşulmuyor değil. Ünlü çift güzel giden evliliklerini bebekle taşlandıracak mı? Merak edilen bir diğer konuysa Beren Saat her yıl ölüm yıldönümünde paylaştığı trafik kazasında kaybettiği sevgilisi Efe'yi bu yıl paylaşacak mı?
bu sorular bir köşede dursun. Beren Saat geçtiğimiz gün katıldığı bir programda şarkıcı eşi Kenan Doğulu için şu aşk dolu sözleri söyledi. Tanıştığımızda 27 yaşındaydım. Kafam karışıktı ama artık kararlarımdan eminim ve Kenan'ı çok iyi tanıyorum. Birlikte yaratmak bizi çok iyi besledi. Birbirimize yeniden hayran olma alanı tanıdık. Kenan'la çok mutluyuz. O süreci yaşamak gerekiyordu. Evliliğin doğası gereği eşler bir zaman sonra birbirinin sınırlarını öğreniyor. Ama müzik bambaşka bir alan. O bana sakin bir şekilde müzikal doğruları anlatmaya çalıştı. Şimdi çocuk ilişkiyi onarmış olabilir mi? Çocuk haberi ya da bir heyecan, bir şey minik. Ya bence müşterek bir şekilde anlaştılar. Ne ve gibi? Birbirlerinden kopamayacaklarını bir kere kendileri de gördüler. Dolayısıyla... Artucuğum sen geçen yıl open diyordun, açık işte, ilişkiler diyordun. Tamam işte gördüğün bunu kabul open, et. open closed'landılar birden. Bir anda close oldu. Aynen. Gördüler ki dışarıda virüs var. Dışarıda baktılar ki dışarıda bir şey yok, adam yok dışarıda. Öbürü de dışarıda baktı kadın yok. Dediler ki biz iyiyiz. İki ünlü starız. Boş verin dediler. Çaresiz bir şey. Kenan'ı ben tebrik ediyorum tabii ki. Evet. Yani Kenan'ın buradaki duruşu. Tebrik ediyorum evet. Evet, neden cilalı tebrik ediyorum? Çünkü olarak. Yani hayır şöyle ama bakma yani hayatında kadın zor olabilir, ailenle kadın arasında problem olabilir, senle kadın arasında problem olabilir, kadın taşkınlık yapabilirsen bir şekilde her şeyi onarabildi. Öyle bir yerde durdu ki Beren konuştu, Beren suçladı, Beren laflar attı, eski sevgiliyi paylaştı, onu yaptı, bunu yaptı. Ne yaparsa yapsın evet, karısının yanında durdu. Kadın çok değişik bir kadın. Yani. Asla matematiğe uymayan bir kadın. Çok hiç da rüküş evet ya. Evet. Çok enteresan. Yani böyle biraz pasaklı da geliyor. Ay çok rüküş ya. Böyle biraz rüküş de geliyor. Marjinal de geliyor. Aynı yani, botlar değil mi? Evet aynı botlar. Ama aynı sahne, aynı botlar. Kadının parayla işi yok ya. Ben Beren Saat olsam var ya. Evet. Şu anda her yıl minimum 15-20 milyon lira, 25 milyon lira cebime koyarım. Hiç orada değil. Mental fakat olarak onu bir evet, şey yordu. Evet. Yordu. Hani yordu değil yani o tercihini yaptı. Evet. O, Kenan'la bir hayatı seçti. Evet. Kenan'la hayatı kendisini seçerek niye ki şey mesela niye markanın yüzü olmasın? Ama şöyle bir şey sana söyleyeyim. Şu anda Beren Saat birçok isimden daha iyi bir marka. Tabii. Yani şu işte, anda herhangi bir TRT'de çünkü herhangi bir kanalda diziyle geri dönse tamam, ortalık işte, oynar mı işte oynar. Bak ne güzel söylüyorsun. Biz demek de onu ki diyoruz. Fena da değil korudu. Markasında çok kötü idare yapmayarak etmedi. Yapmayarak mı korudu? Hı? Yapmayarak mı korudu? Yapmayarak. Peki. Bazen uzak kalmak da o mesafe de insanı özetle zirvede tutabiliyor. Şimdi yani reklama gidiyoruz. Dönüşte. Bak biz reklamsız yapamıyoruz mesela. Mesela. Evet. Reklam. Dönüşte. Muhteşem bir Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul'un 4. ölüm yıl dönümünü rahmet ve özlemle anıyoruz. Muhteşem bir karakter. Evet. Muhteşem. Yani çok dev. Çok her dev oynadığı rolde ya ağlamışımdır onlarca evet kere ya gülmüşümdür ama bu kadar mı birebir geçebilecek? Evet, bizim Anthony Quinn'imiz o bence. Evet. Anthony Quinn gibi karakter. Yani yüzünle, mimiğinle oynayan çok önemli bir değer. Ya yani ona bir ekoldüler. Zaten bir daha yerlerine konması mümkün. Babanı gördün mü? Ben de ona aynen bir kötü oldum tabii. Sinirim bozuldu. Yani onlar gerçekten evet yıldızlar yani. Ben bir de hani onlar tabii bir oyuncu çocuğu olduğum için o devrin sanatçıları tanıma imkanı buldum. İnan ki o zamanki kalite, o zamanki bambaşka. Ya. Yani şu anla hiç alakası yok. Yani bizler gerçekten hiçbir şey değiliz. Çünkü orada bunlar gerçekten sanatçı ve... O yılda teknoloji ve yok, hiçbir şey yok. Mecbursun oynamaya. Şartlar ne yani kadar zor. Orada ağır. Sen gerçekten sanatçıysan gidebiliyorsun. Başka hiçbir şansın ya yok. Kişilikleri falan her şeyleri çok başka. Ben onları görerek mesela işimi seçtim. Ama sonradan hayal kırıklığına. Çünkü evet, o devrin sanatçıları başka bir şeydi. Peki. Münir Özkul da o değerlerden bir tanesi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ve tüm ölmüşlere. Peki şimdi bugünlük evet bizden bu kadar. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi hadi bakın. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. See you tomorrow canım. Hadi bay bay canım.